gittin, şu sende gelemedik yar yan yana. Üzülmedik savrulurken, sen bir yana ben bir yana. Kabahatin çoğu sende, gelemedik yar yan yana. Üzülmedik savrulurken, sen bir yana ben bir yana. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sevgiler, selamlar. Yine inanılmaz enerji dolu bir seyirci grubuyla karşı karşıyayım ATV ekranlarından. Esra Eroğlu programından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Önce ekran başındaki kıymetli konuklarımı, sonra stüdyoda bulunan kıymetli konuklarımı. Kızlar şahane görünüyorsunuz. Bir örnek mi giyindiniz? Özellikle mi giyindiniz, yoksa sizin bu bulunduğunuz yerdeki genel tarzınız mı? Kim sözcüğü hemen alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Bugüne özel mi giyinildi? Evet, size özel giyindik. Gerçekten. Ama bizim köyümüzün de böyle bir adeti var. Bizim grubumuz var. Daha azız daha bugün. Daha çok katılım olacaktı ama hastaları vardı. Onların da size çok acil selamı var. Acil şifalar diliyorum. Evet. Ama size de şalvar getirdik. Bir tık böyle çıksanız da bir görsem şu şalvarlarınızı. Vallahi yemin ederim renk insana bu kadar mı yakışır? Bravo. Ya kafamda şöyle bir sahne canlandı. Hani sizin köyde bir grubunuz var. Bugün sarıları giyiyoruz kızlar deyip bütün köydeki hanım. Öyle misiniz? Evet, evet. Gerçekten evet. Mi? Evet. Her günün bir rengi mi var? Evet. Mesela bugün daha böyle vişne kurusu değil mi bu? Yani bu rengi lacivert ve bunu seçmenizin bir sebebi olmalı. Bir mesajı olmalı. Yok, beğendiğimizi alıp giyiyoruz. Evet. Benim kumaş dükkanım var. Arkadaşlarım sağ olsun hepsi alıp giyiyorlar. Böyle işte düğünlerimize özel, yakın akrabalarımıza özel. Hepimiz hazırlanıyoruz. Grubumuz var. Biz işte çok kalabalıkız ama bugün bu kadar. Peki grubun diğer kalanlarına da sevgiler, selamlar olsun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çanakkale'den yoğun bir izleyici grubumuz var sevgili seyirciler. Bugün stüdyomuzda bir de elinde çiçeklerle bekleyen konuklarım var. Önce çiçekleri alayım. Sonra da sizleri dinlemek ve duymak istiyorum. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Almanya'dan. Almanya'dan. Size yeğenimden çiçek getirdim. Aydan başta, evet, Aydan baştan sevgilerle selam demiş. Bekliyor. Aldım çiçekleri. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Çanakkale grubunun elebaşı. Geldik biz. Aynen öyle. Elebaşı. Ne söylemek istersiniz tüm grup adına? Ortak bir mesajınız var sizi mı? Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Her hafta müdavimiz olduk. O yüzden her hafta geliyoruz. Ya inanılmazsınız bu arada. Sanki hani şurada Levent'ten geliyor gibi davranıyorsunuz ya, bayılıyorum bu enerjinize. Ama karşıdan geç, köprüyü geçmişler gibi. O kadar saat, yolculuk, tüm zamanınız ve enerjinizle buradasınız. Güzel bir gün olması dileğiyle inşallah buradan güzel anılarla ayrılırsınız. Sevgili konuklar, programımıza başlıyoruz. Gözü yaşlı bir anne baba huzurlarınızda olacak. 22 yaşındaki oğulları. Pırıl pırıl bir delikanlı 21 Şubat tarihinden sonra, yanlış hatırlamıyorum, pardon, 21 Ocak tarihinden sonra iletişimi kesiyor. Anne ve baba 2 yıldır oğullarını her yerde, her köşede, tüm kurumlarda arıyor ama oğullarından herhangi bir ses yok. Biz de onların bu yardımında onlara aracı olacağız, yardımcı olacağız. İnşallah o güzel haberleri vereceğiz. Şehmuz Sayla ve Sultani Hanım geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Yüreğim hoş yanıyor Esra abla. Yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ciğerimiz getirin. Gitmiş. Yüreğim yanıyor. Muradım getirin. Kurban olayım. Murat neredesin oğlum? 2 sene yerimiz Murat'ım yanıyor. Yok. Murat'ım benim nerede? Nerede? Murat! Murat sen neredesin? Murat kim seni öldürdü? Murat! Canım benim Murat'ım. Gel seni kucaklayacağım Murat. 2 sene haline haldeyim Murat! Murat sağ olsaydı arardı Murat. Sen? Bunlar Murat'ı öldürdüler. Siz oğlunuzu... Sen sağdın, sen yarını telefon açmıyorsun Murat 2 sene. Benim evvel canıma olmuş Murat. Kim seni öldürdü? Şehmuz kuluma seni öldürdü Murat. Murat'ım gel. Öldürmediyse gelsin stüdyoya.
Siz oğlunuzun kayıp olduğuna değil, öldürüldüğünü düşünüyorsunuz. Evet. Evet. Çünkü tarih 21 Ocak 2022. İletişimin kesildiği o tarihten bugüne neredeyse kaybolmasının ikinci yıl dönümü. İkinci yıl dönümü. Evet, böyle bir tarihte de geliyorsunuz. Hala Murat'tan bir ses yok. Murat sağ olsaydı kesin aradım. Bunlar şebeke. Şehmus Kuluman, Yasin Yüce Aktaş, Bilal Demir. Üçü arkadaş, bunlar oğlumu öldürdüler. Çünkü en son oğlumun telefonu onlardan çıkmış. Bunlar... Kaldırmadığım kapı kalmadı. Kaldırmadığım taş kalmadı ama Murat'ıma ulaşamadım. Murat sağ olsaydı kesin aradı. Bu kızlık gibi benim oğlumu öldürdü. Bu kızlık işiyormuş kuluma Murat'ım. Öldürdü Murat'ım şimdi nerede? Bunlar katil. O katildi. Bunlar katil. Şehmus kuluma Murat'ım nereye sakladın? Nereye götürdün Murat'ım? Getir, getir. Öldürdün getir. Cenazesi getir. Cenazesi çıkar. Hiç olmazsa cenazesini Murat'ım bulalım. Nerede? Murat'ım bunlar katil. Nerede? Böyle kurban olayım Murat'ım çıkarın Murat'ım getirin. Elimden geleni yapmak isterim sizin için sevgili seyirciler. Murat Sayla 22 yaşında bir tekstil atölyesinde çalışan, hani askerliğinde yapıp gelmiş aslında geçmişlerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Geçmişte bağımlılığı olan, sonra kendi hayatına çeki düzen vermiş, tekstil atölyesinde işe giden, gidip gelen, sizinle iletişimde olan bir çocuk. Aynen. Siz hep beraber yaşıyorsunuz. Sizin 7 çocuğunuz var. Aynen. Murat 3. Murat 3. oğlunuz ve yaşı da küçük. Murat'ın kaybolmasında parmağı olan kişilerin ise Şehmus Kuluman. Bir numara Şehmus, bir numara. Yasin ve İlhan Demir, Bilal diye de sesleniyorlar kendisine. Evet. Bu isimlerin mutlaka benim oğlumun kaybolmasında bir etkisi var. Bu üç kişi Yasin Yüce Aktaş, Bilal Demir, Koluman, Bilal Demir ve Bilal Demir. Bir de İlhan ismi de kullanılıyor. İlhan ayrı, o ayrı. O ayrı bir isim. Aynen. Peki, yani bu kişiler benim oğlumu kaybeden, yok eden, öldürdüler. Belki de ona zarar vermiş, o öldürdüğünü düşündüğünüz kişiler, ismi geçen herkesin söz hakkı ve cevap hakkı vardır ama ben tekrar o güne dönmek istiyorum. 21 Ocak'tan bir hafta önce oğlunuz yine kayıp oluyor. Kayboldu evet. Bu tarihten önce. Yine kayboluyor. Siz oğlunuz kaybolduğunda ilk kimi arıyorsunuz? Bir iki gün gelmedi. İlk Şehmus'u aradım arkadaşı. Dedim Şehmus. Şehmus Kuluman'ı. Dedim ki bak benim oğlum 7 senedir ortamı bırakmış. Hı hı. Yeni askerde gelmiş. Oğlum 4-4'lük kendine çalışıyor. Zaten oğlum kendine gelmiş. Hı hı. Dedi yok abi sorun yok. Bizim dükkanın oralardayız bilmem ne. Dükkanın oralardayız. Ayın 24'ü oluyor. Benim oğluma mesaj atmış. Bu çocuğu burada alın öldürecekler. Kimseyle. Oraya geleceğim. Ha. Ama bu arada Şehmus'la oğlum Murat arasındaki ilişki nasıl? Çocukluk arkadaşı ya. Çocukluk beraber büyüdüler. Beraber büyüdüler çocukluk arkadaşı. Şehmus ailesi komple bizi tanıyor. Ne iş yapıyor Şehmus? Şehmus en son duyduğuma göre kendiniz de sorabilirsiniz. Maht bahçılarda hamallık yapardı. Yani yasaklı madak kullanırdı. Hı hı. Ben oraya gittim millet inallah diyordu. İnallah, inallah yani diyordu. Yani bağımlılıkları tanıyordu, olan bağımlı. Biri. Diğer isimleri bu kadar iyi tanıyor musunuz? Yok, Şehmus sayesinde onları tanıdım. Yani oğlunuz kaybolduktan sonra bu isimlere ve bu bilgilere ve belli bilgilere ulaştınız. Yasin, İlhan ve Bilal isimleri böyle karşınıza çıktı. Aynen, biz bir kere Esra Hanım bir şey sorabilir miyim kısa bir şey? Hı hı. Ben aradım, alo en son görüşmüş Yasin'in annesi. Buyurun. Hanımefendi dedim, oğlum en son seni aramış, oğlum kayıptır. Bak televizyona çıkacağım, hepinize şikayet edeceğim dedi. Dedi yok oğlum dedi, benim oğlum bu numarada beni aramış. Dedim bu benim oğlumun telefonudur. Oğlum ne oldu? Dedi onun arkadaşı, onun telefonu da aldı, Murat'ı da aldı, götürdü dedi. Dedi, bana dedi ki ses kaydı da vardı, ben emniyete vermiştim. Asıl suçlu dışarıda. Asıl suçlu size göre ki iddianız ne? Öldürmüşler oğlumu, bunlar çevreye. Oğlunu öldürmüşler. Öldürmüşler. Son gördüğünüz günü hatırlıyor musunuz oğlunuz? Evde miydi, işte miydi, abla ben, nasıl kayboldu? Annesi biliyor onu, ben temizlik elemanıyım, gece gündüz çalışıyordum. İki senedir benim Bayrampaşa Belediyesi'nde
çöpçü olarak çalışıyorum. Orada sorabilirim. Ben 2 sene hiç işe gitmedim. Oğlum hiç İşe gitmedi. Ha, gece şimdi 21 Ocak gününe gidelim. Oğlun o gün maaşını alacak Seksil'den. Aynen. Sultan abla. Oğlunla 21 Ocak'ta konuştun mu? Ben böyle bilmiyorum. Cuma günü işe gitti saat 3'te. Saadi de beni telefon açtı dedi ana ben paramı aldım bu akşam dedi iş yoktu. Ben eve geleceğim sana ne lazım dedim oğlum bir şey lazım değil ben şimdi yemek yapacağım saat 7. Saat 8-9 yemek hazırladım telefonu açıyorum telefonu kapalı. Telefonu kapalı saat 10-12 telefonu yine kapalı Murad'a hiç ulaşamadım. Sabah oldu sonra ben yine aradım. Murad dedi ana merak etme ben geliyorum sanki biri. Murad dedi anne ben geliyorum sanki biri telefonu bile çekiyor. Öbür gün yine Murad'ı aradım. Murad dedi anne merak etme ben geliyorum. Sonra o telefonu dinliyor sanki tıngır tıngır ses geliyor. Eskici gibi yani mesela sanki ses geliyor. Sanki biri benim Murad'ımı sanki bir yerde bağladı yani. Yani 21'inden sonra telefonda 1-2 kere iletişim kurduğunuzda bir şekilde oğlunun sesini duyuyorsun. Ben geleceğim diyor ama gelmiyor. Gelmiyor. 24 Ocak'tan sonra tüm iletişim telefonda kapanıyor. Telefon kapanıyor. Annesi orayı arıyor. Anne ondan sonra telefon kapat. Telefon açık kapatmıyor telefonu. Annesi de diyor ki şarjı bitmesin. O ben de daha konuşayım onunla. Evet. Murad annesi diyor sesler geliyor sanki bir şey kırıyorlar sanki bir şey yapıyorlar. Ben yani... Annesi kapatıyor ha. Yarım saat bekliyor, bir saat bekliyor ses yok. Telefon açık abi, ama. Şimdi senin oğlun hani böyle ara ara eve gelmeyen ya da birkaç gün geçtikten sonra bunu fark ettiğinde hemen 1-2 kişiyi arayıp bu Şehmuz Koloman isimli kişiyi aradığında oğlun ortaya çıkıyor. Sen oğlunun kaybolduğundan yani ortada bir gariplik olduğunu ne zaman fark ettin? Yani ne zaman? Kaç gün beklediniz onu? Yani bir hafta bekledik. Dedim valla oğlum gitmiş. Çünkü Murad sağ olsaydı gelip senin önünü keserdi. Abla kurban olayım. Telefonu ver bir annemi arayayım. Babamı arayayım. Ben buradayım merak etmeyin geleceğim. Oğlum kesin arardı. Kesin arardı. Yani biz hayatında şüpheleniyoruz. Hayatında şüphelenmek de oğlum sağ olsa ölü olsa bunlar biliyor. Şimdi ilk yaptığın iş en doğrusu gitmişsin hemen Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunu yapmışsın. Aynen. Ama ondan sonra diyorsun ki işe güce gitmedim ben oğlumu kendim aramaya başladım. Aynen kendim aramaya başladım. Nereden başladın aramaya? Mesela Şehmuz'un yanına gittin mi? Şehmuz'un yanına gittim. Dedim Şehmuz sen diyorsun ki mesaj atmışsın. Bunu burada alın bunu burada öldürecekler. O mesajı da okuyalım mı? Aynen. Senin oğlun Özcan'a aynen. Bu Şehmuz Kuluman bir mesaj atıyor. 23 Ocak günü. Şehmuz Bey'in söz hakkı cevap hakkı vardır. Özcan'a şunu yazıyor. Beni acilen ara. Murat'ın elini ayağını kıracağım. Elimden kaçtı. Bir yerde muhakkak denk geleceğiz. Seni arayıp çağırdığımda hemen gel. Yoksa onu burada öldürecekler. Şimdi bir, dövmek isteyen aslında bir olaydan dolayı Şehmuz. Aynen. Ama o bir olay neyse Şehmuz'u da aşan bir durum olduğu için... Hani ben onun elini ayağını kırmam yetmez, ona başkaları zarar verecek ve onu öldürecekler diyor. Sen bu mesajdan sonra Şehmuz'un yanına gittin. Bu mesajdan sonra Şehmuz'un yanına gitme. Gece çalışıyordum, ben mesajdan sonra gitmedim. Şimdi ondan sonra ben dokümana baktım, telefon dokümanına. 8 saat sonra o mesajdan sonra baktım, telefon Yasin'de çıkıyor. Yasin kendi annesini arıyor, ondan sonra son açılır. Yasin kim? Yasin'i de... 15 gün sonra ben Şehmuz'la beraber gördüm. O konuşmadan sonra beraber gördüm. Dedi biz arkadaşız. Dedi dövdük gitti. Biz arkadaşız dedi. Biz arkadaşız diyor. Biz arkadaşız dedi. Yasin, bunu Yasin söylüyor. Yasin bana söylüyor. Peki sen Yasin'in ailesi. Şimdi Yasin senin oğlunun telefonunu kullanıyor. Aynen. Bir daha oğlumun telefonu açılmamış. Açılmıyor, kendi annesini arıyor. Aynen. Bu durumda sen o numarayı aradığında senin karşına Yasin değil annesi çıkar. Annesi çıktı. Annesi dedi ki, benim oğlum bana söyledi, benim oğlum senin oğlunu tanımıyordu. Dedi Şehmuz sayesinde tanımış. Onu tanımıyordu. Dedi ki, Şehmuz onun telefonu da aldı, o çocuğun parası da vardı Yasin'in annesi dedi. İstese bağlansın. Dedi çocuğun parası da vardı, telefonu da vardı. Dedi onları aldı, götürdü. Onu götürdü. Yasin demiş ben bir daha Murad'ı görmedim. Görmedim. Ben bir kere gördüm diyor. Aynen. Peki bu ama mesela diyor, Bilal. Aynen. Bilal isimli kişi. Bilal isimli kişi de aradım. Kardeşime söyledim. Dedim sen Şehmuz'u git getir. Şehmuz karşıma gelsin. Gelsin buraya.
Ali kardeşim var bir tane bizim ufakımız. Dedim sen Şemus'u getir. Bir konuşalım. Şemus'u getirdi. Dedim Şemus sen bu Bilal'in telefonu bana ver. Ara. Bilal'i aradı. Alo Bilal dedim ben Murat'ın babasıyım. Geçen sana çorba parası vermiştim. Ben oğlumu ararken sen dedin ya ben Şemus'un sayesinden onu tanıdım. Dedi o Bilal da demiş. Ben Şemus bizim benim oğlum ortamlarına yani gitmiyordu. Yani senin oğlun Yasin ve diğer isimleri Şemus sayesinde tanıyor. Şemus sayesinde tanıyor zaten. Sen bu iki yıldır Şemus'u oraya götürmüş. Bu iki yıldır yani Şemus'la yüz yüze oğlunu aramak için bir araya geldin mi? Valla Esra Hanım ben 15-20 gösteri onların dükkanına gittim. Kaporta dükkanları var, Şemus'un abileri var. Ben gittim, selam aleyküm, aleyküm selam. Yani biz aile dostu gibiyiz, birbirimizi de sürelerce tanıyoruz. Biz Mardinliyiz, onlar Batmanlı. Biz gittik, abi dedim, Şemus oğlun var ya, dedim benim oğlumla arkadaş. Dedim, Murat kaç gündür gelmiyor. Yok, 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 yok dedi. Yok, 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 yok. Bizim oğlumuz iki telide çalışıyor. HTS kayıtları o zaman bende yoktu. Dedi, oğlumuz iki telide çalışıyor. Yok, 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 yok. Abi böyle geldi. Yani biz buralı değiliz ha. Alakamız yok. Onların da haberleri var. Onların da herkesin haberleri haberi var. Onların da haberleri sen var. Sen oğlunu... Onlar beraber değil. Çocukları bir şey yaptı. Onlar oğlumu kaybettiler yani. Peki, bir şekilde. Peki iddialarınız bu yönde. Şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi iki yıldır ekip arkadaşlarıma da söylemişsin. Benim oğlum Murat'ı bulmak için girmediğim delik kalmadı. Girmediğim delik kalmadı. Nerede arıyorsun oğlunu? Esenyurt, Tarlabaşı, Gedikpaşa, İstanbul'un her yerine iki sene... Hangi bölgeleri bunlar? Kimler var o bölgelerde? Nasıl yani? Yani mesela şimdi çocuğunu daha çok böyle madde kullanan, atıyorum ticareti yapan... Aynı madde kullanan olduğu yerine ticaret olan... Ben her sokağı gelmişim, gezmişim, her taşı kaldırmışım. Bir türlü oğluma ulaşamadım. Bunlar benim oğlumu o günden sonra telefonu açılmadı. Neden zarar vermiş olabilirler? Oğlunuzun o gün bir maaş aldığını iddia ediyorsunuz. Oğlunuzun yanında kendi maaşı var cebinde. Evet. Şemus da diğer çocuklarla Murat'ı tanıştıran kişi. Aynen. Bu çocuklar Murat'a niye zarar versinler? Şimdi Şemus beni aradı. Evet. Ben aradım. Şemus beni aradı pardon. Dedi ki Yasin bana demiş ki Murat'a para var. Zaten Murat'a para olmasaydı onlar para için. Oğlumu da gasp ettiler telefonu da aldılar. Dedi Murat'a para var. Ben de dedim Şemus tanıdık da dedim yeğenim sana bir şey söyleyeyim bak. Birbirimizi tanıyoruz. Ama öyle bir şey aklıma gelmez. Dedi ki, ben de Murat'ın hesabında da büyüklü para var, Murat'a da para var. Dedim Murat'ı getir, gel, yiyelim. Yani, yalvarıyorum ona, ya, yalvarıyorum olan, ha. Şimdi ekip arkadaşlarımdan Gözde geldi buraya. Bu para mevzuna tekrar döneceğiz. Gözde hoş geldin. Merhabalar Esra Hanım. Şimdi bu konuyla alakalı ismi geçen Şemus Bey'in babası Orhan Bey'in telefonunu aradık. Fakat kendisi bizimle asla görüşmeyi reddetti. Baba Şemus Bey'e çok büyük bir tepkisi var anlamadığımız bir ben şekilde. Ben tepkisini baba kimsenin tepkisini takmam oğlum gitmiş. Direkt çocuğunu sokağa benim atarken canım gitmiş ben kimseyi tanımam ben. Kimseyi tanımam. Artık yalnız değilim. Esra Hanım'ın yanındayım. Yapmadıysa gelsin stüdyoya. Bu konuyla alakalı biz rahatsız edilmek istemiyoruz. Onunla alakalı benim oğlum eğer böyle bir şey yaptıysa bununla alakalı biz ne yapabiliriz gibi bir savunmaya oğlum geçti. Oğlum sağsa ölüyse onlar biliyor. En son telefon onlardan çıkmış. Telefonu bir daha aramaz mı birisini ya? Ve evet. Sonrasında defalarca aramamıza rağmen hiçbir şekilde bizimle iletişim kurmadı. Babanın adı nedir Şemus? Orhan. Koluman'ın. Orhan Bey. Koluman. Orhan Bey'i de buradan çağrıda bulunalım. Bakın siz Sala ailesiyle aslında komşuluk yapan... Arkadaşlık yapan, sıralarca birbirimizi tanıyoruz. Beraber yılları paylaşmış insanlarsınız. Bir mahallede bir çocuk kaybolduğunda insan kendi çocuğunun kaybolması kadar üzülür, dertlenir ve o çocuğun bulunması için ellerinden geleni yapar. Ama anladığım kadarıyla mahalledeki delikanlıların ya da kişilerin alışkanlıkları, yaşam şekilleri ve yaşam tarzları pek de sağlıklı değil. Bu sebeple kızmak yerine sizlerden ricam Murat'ın bulunması konusunda eğer samimiyetle oğlunuz Şemus'un bir parmağı olduğunu düşünmüyorsanız ya da onu mağdur ettiğini düşünmüyorsanız gelin sizin semtinizin, mahallenizin elinizde gözünüzün önünde büyümüş bu çocuğun aranmasına katkıda bulunun. Ya da oğlunuz Şemus'un yayına bağlanmasını, bu konuda bildiği her şeyi aktarmasını istiyoruz. Çünkü... hepsinin vermiş olduğu ifadeler ve bu bilgiler de elimizde var. Şunu öğrenmek istiyoruz. Bu çocuk bugüne kadar bir şekilde kayboluyor,
bir batağa batıyor ama sonra da yine aynı batağın etrafında dönen kişiler, Yasin, oğlunuz Şehmuz, Bilal, İlhan, kimse bunlar, bunlar tarafından bulunup ortaya çıkartılıyordu. Ne oldu da Murat o gün maaşını aldı, üzerinde yüklü bir miktar para vardı, o bir maaş parası mı yoksa başka bir yerden gelen bir gelir mi bilmiyoruz. Bu çocuk ortadan kayboldu. Herkes bu çocuğu en son sizin oğlunuzun yanında, Şehmuz'un yanında gördüğünü iddia ediyor. Diğer isimler de yayına bağlanacaklar. Oğlunuzun Murat'ı çok kötü dövdüğünü, darp ettiğini ve ondan sonra Murat'ın ortadan kaybolduğunu söylüyor. Bu konuda lütfen elinizden geleni yapın. Diğer tarafta siz hangi bölgede yaşıyorsunuz? Esra Hanım, bizim iki sokak altlara. İki sene oldu, bir gün bizim evimize gelmediler ya. Bir gün bize gelmediler. Biz o kadar sıkıştırdık, onu yaptık, oraya gittik, onları götürdük, gönderdik, adam gönderdik onların yanına. Böyle bir gün bize gelmemişler ha. Hiç biz buralı değiliz diyor. Dert ortaklığı yapılır ya. Şehmuz sıkma canına, oğlum bir yerden çıkacak, bak elimizden gel. Şimdi normalde insani ve küçük yerler ne kadar büyük bir şehirde yaşarsanız yaşayın. Ne annesi, ne babası bir gün bize gelmedi. Dünyanız mahalleniz kadardır ya, sizin yanınızda olması lazım. Siz bunu yapamıyorsunuz, kadınlar birbirine destek oluyor. Ya bir gün bize gelmemişse annesi dedi, İlkan dedi Şehmuz. İlkan nerede oturuyorsunuz siz? Biz Demirkapı Caddesi'nde, Yenidoğan'da oturuyoruz. Bayrampaşa. Bayrampaşa, Yenidoğan'da. Şimdi mesela o bölgeden, o bölge halkından, Murat'ı tanıyanlardan gelecek olan ihbarları bekliyorum. Telefon numaralarım ekranda, gören, tanıyan, bilenler, o son görenler özellikle Murat'ı bizim için çok önemli. Para mevzunu konuştuk. Eklemek istediğiniz var mı? Telefonlarım var, onları alacağım. Babanın bence o da çok önemli. Hesabında... Murat sen beni öldürdün oğlum, neredesin Murat? Sen beni öldürdün, beni mi kırdın Murat? Sen neredesin oğlum? Sen neredesin? Kim seni öldürdü Murat? Gel. İki senede taş kalmadı, bırakmadım ya. Babanın oğlum, sen neredesin? Murat. Sen neredesin oğlum? İki senede sen neredesin Murat'ım? Ciğerim gitti, ciğerim. Esra Hanım, ciğerim gitti. Sen neredesin oğlum? Murat sağ olsaydı keserler hadi. Bunlar katil. Bunlar katildir. Bunu Murat'ın öldürdü. Valla bunu Murat'ın öldürdü Murat'ım. Nerede? Parası için öldürdüler oğlumu ya. Ne kadar para vardı üzerinde? Biz bilmiyoruz. O çocuk kendini biriktiriyordu. Biz bilmiyoruz tam. Tahmini ne kadar olabilir? Ne kadar biriktirmiş olabilir? Yani üstünde tahminime göre 5-6 milyar vardı. 5-6 milyar. Hasabında ne kadar olduğunu bilmiyoruz biz. Mesai parasını vermiyordu anasına. Maaşını komple veriyordu anasına, maaşının parasını ne kadar kazanıyordu oğlunuz aylık? Aylık kazanıyor yani. Benim maaşım maaş bana veriyor, kendine kaç paranı... Mesai alıyor. Mesainin bankaya atıyor. Ya şimdi 20 atıyor. Bin lira diyelim ki. 20 bin TL usta. Yani 2 evet. Yıl öncesinde o gün üzerine 6 bin, 7 bin, hani 6 rahat, bin lira rahat, rahat, büyük bir para vardı. Bu para sebebiyle öldürüldüğünü, o paranın zaten, elinden alındığını aynen, aynen. Yasin zaten savcı demiş ki, bak sesim gitsin hepsine. Şehmuz ifade vermiş. 5 milyon için adamı öldürür. 5 milyon için adamı öldürecek beş adam. 5 TL için. 5 TL için ya. 5 TL için adamı öldürecek adam. Hele üzerinde 5 bin, 6 bin TL Murat'ın varsa. Murat'ın üzerinde para olmasaydı Murat'a bir şey olmazdı. Çünkü bir ay beraberlerdi zaten. Gece gündüz Murat geç geliyordu. Bir ay beraberlerdi herhalde. Arama kayıtlarını gördünüz mü? Aynen son dönemde. Şehmuz oğlunuzu son dönemde. O gün aramış mı? Oğlum ortamı nasıl? Şehmuz Koluman. Oğlunuz kaybolduğu gün telefon kayıtlarını aldım dediniz. Araması hı-hı var mı? Şu Murat'ın kaybolduğu gün evet 3 sefer aramış. Mesaj atmış, aramış. Savcılıkta ne demiş? Şehmuz mu? Savcılıkta ne dediğini bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ben moralli değilim ha. Değer mi Şehmuz? Yani aslında en son görüşen, gören, yanında olan, onunla arkadaşlık eden, iletişimde olan kişiler Yasin, İlhan, Bilal ve özellikle aynen de Şehmuz Yasin diyor, Koluman. Daha Yasin bir ay önce savcıya vermiş. Şehmuz onu götürdü, biz bir daha göremedik diyor. Göremedik. Şimdi Yasin Bey'in annesi telefon attığında, hoş geldiniz yayına. İlvi Hanım. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Oğlunuz Yasin hoş nerede? Yasin cezaevinde. Cezaevinde, ne kadardır babasına cezaevinde? Babasına da söyledim hani, babası beni aradı. Babasına da söyledim hani, benim oğlum cezaevinde dedim Esra olan. Ne zaman girdi cezaevine? 3-4 ay oluyor. O yeni da babasının haklarında imza atmadığı için, ertelediği için cezaevine aldılarını, evet. Peki, 2 yıl önce bir gün telefonunuz çalıyor ve telefon ucunda Şehmuz Bey var. Diyor ki, ben evet oğlum Murat'ı arıyorum diyor. Oğlunuz da Yasin de o gün Murat'ın telefonundan sizi aramış. Evet doğru, aradı. Ben hastayım çünkü, rahatsız olduğum için ona rica etti. Yok pardon, özür dilerim. Şöyle bir şey.
sonra rica etti, beni aradı. Ondan sonra bir çocuk geldi yanına, yani böyle ilişkin bir çocuk dedi. Telefonu elinden aldı. Ondan sonra cime parası mı var dedi, parasını da aldı. Ondan sonra koluna tuttu, alı getirdi. O kadar, ben daha bir şey tanımam, çocuğu da tanımam dedi anne. Yani... Anladın mı? Kalkıp da benim çocuğumu televizyonlara resimlerini koyup da reklam etmesinler yani. Lütfen ben abiye de söyledim. Kaç sen abla, söyledim, biz... aradı beni söyledim. Abla seninle sorunumuz yok. Ben üzülmüyor muyum? Evet çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Ben çocuklara karşı hassaslığım vardır. Dışarıda bir çocuk şey etsem bile elimden gelse ev alacağım koyacağım. Hani yani yedim çocuk olsa da. O gün şunu, anladın mı? Şunu anlamak istiyorum. Murat'ın telefonunu kullanıyor. Hatta tütün istiyor. Ben sana niye tütün vereceğim diyor ama bir telefon kullanılıyor. Sonra biri geldi, telefonu da aldı, parayı da aldı. O çocuk da dedi şey dedi. Herhalde o çocuğu Yasin tanıyor herhalde. Hı. Aynı mahallenin dedi şey dedi. Aynı mahallede oturuyorlar. Ben abiye dedim ki abi siz düşmanı uzaktan arıyorsunuz ama yakından arasana siz dedim, o çocuğun değil diye tut. Şikayet etmiyorsunuz da karakolu almıyor ya da devlet var sonuçta ya bu çocuk ya ne olursa olsun tabii ki insanın bir kedisi de kaybolsa aranıyor. Yani Şehmuz'a dedi, çok özür dilerim yani aynı mahalleden olduğuna göre Şehmuz'a gidiyor okullar. Evet şey, o Şehmuz musun? Ben tanımam, bilmem kızım hiçbir okuma şey bilmiyorum yani. Okuma yazmanız var mı İlvi Hanım? Benim oku yazarlığım yok. Okuma yazmanız yok ama baba HTS kayıtlarını getirmiş, iletişim tutanağında mesaj atmışsınız. Bu telefon numarasına. Sizin yazdım ben konuşamam kadarım hani okul yazarlığım yok ki yavrum ya ne mesajı. Ama bakın mesaj atabiliyor kısa, musunuz? Çok kısa bir görüşme var telefonda ama onun dışında mesajlaşma var. Sizin mesajında ne var yavrum söyler misiniz? İçeriğini bilmiyoruz. Bilmiyorum ben şimdi ne olduğunu. Niye bilmiyorsunuz? Mesajı biliyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? İçeriği gözükmez İlvi Hanım. Yalnızca mesaj atıldı diye gözükür. İçeriği gözükmez. O yüzden de size soruyorum okuma yazmanız var mı? Mesaj. Yok okuma yazarlığım benim yok. Okula ben gittiğim yok. Konuştuğunuzda yanınızda birisi var mıydı? Size yok mesaj... yanıma hiç kimse yoktu. Ben yalnız yaşıyorum yavrum. Peki oğlunuz mesela sonradan o telefon görüşmesinden sonra eve geldi mi? Hayır. Hayır. O dışarılarda zaten. O dışarılarda. Hayır. Yani ondan sonra eve gelip mesela yine sizin telefonunuz üzerinden Murat'la mesajlaşmış, yazışmış olabilir. Bu da çok mümkün. Yok. O beni dışarıdan aradı. Pardon bak. Dışarıdan beni mesela hasta olduğum için, rahatsız olduğum için dışarıdan aradı beni. Mesela nedir o? Kartlardan bir şeyden. Olandan aradı beni. Anne nasılsın? İyi misin? Öyle. Başka eve geldiği yok. O olaydan sonra, o telefon konuşmasından sonra oğlunuz eve gelmiyor mu akşamları? Yok eve gelmiyor. Yani ne bileyim ertesi gün gel. Hadi bir gün arkadaşında kaldı. Gelmiyor yavrum benden gelmiyor. Gelse de benden destekler olacak. Gelse de gene evden çıkıp gidiyor. Çıkıp gidiyor. Peki oğlunuzun bağımlılıkları var mıydı ve bu sebeple mi cezaevine girdi? Hayır bağımlılıktan değildir. O, babası iki sene doldu mefat etti. Devlet tarafından hani kardeşlere şey geldi yani. Bir arada borcu var. Borcu olduğu için sen söyle. Yani imza atması gerekiyor da ben o kadar şeyden anlamadığım için. Anladım. Denetimli serbestliği vardı. İmzayı da atmadı. Bu sebepten dolayı cezaevinde. Yani imzalarını atmadı. Kardeşleri attı, ablası attı, kız kardeşi attı, bu atmadı. Bütün aile. Yani evet. Yani öyle. Bütün aile. Peki. Peki Murat sizin evinize hiç gelip gider miydi? İnsan... Ay ben çocuğu tanımam. Allah namaz kılacağım. Allah nasip etmesin ya. Öyle bir şey yok ya. Buyurun. Ben çocuğu tanımam. Resmini şu anda televizyonda gördüm o çocuğun. Babası, oğlum, annesi de var orada. Peki oğlunuzu şu sistemi ettiniz mi? Bir süre sonra baba arıyor. Benim oğlum sizin telefonunuzdan sizle görüşmüş. Kimsiniz hanımefendi diye soruyor. Siz de diyorsunuz ki benim oğlum... Beni bu telefondan aramıştı. Sonra oğlunuzu yüz yüze gelip ne dersin? Ya senin artık başımı açtığın belalardan bıktım kardeşim ya. Bak adamın biri aramış, oğlu kayıpmış. Senden biliyor diye sistem etmediniz mi? Tepki göstermediniz mi? Söyle de anne dedi, sen dedi benim öyle bir şey yapacağını sen düşünebilir misin? Abla sana bir şey... O adamı bulsunlar, o çocuğu abla, bir şey bulsunlar. Soracağım adam sana. Mıydı, çocuk muydu, bulsunlar onu. Abla sana bir... Yok yani Murat'ın üstünde
diyelim. Ya çocuğun da... Ben bu yaşta sana plan vereceğim dedim. Ablama bir şey sorayım. Sen bana demedin ki Yasin 2 aydır kayıp eve gelmemiş. Ya Yasin zaten eve gelmiyor oğlum. Demedim sana kardeşim. Aynen. Demedim mi? Allah razı olsun ablam. Tamam. Ama dedim sana ki Yasin konusu ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya düşman yanınıza duruyor. Geliyorsunuz başka yerlere şey diyorsun. Yapmayın ya. Ablam. Sık sık yapılmış olan telefon ablam, görüşmeleri var. İlgili ciğerim gitmiş. Sen olsan daha fazlasını ya tamam, yaparsın. Tamam ciğerin gitti. Ben de seni kadar üzülmüyorsam lanet olsun bana. İlva Aşk. Hanım şimdi bu çocuk annesinin anlattığına göre 21'inde ailesinin yanından ayrılıyor. Değil mi? Evet. Sizin oğlunuz da bu arkadaşının telefonundan annesi hasta olduğu için 22'sinde arıyor. Ama, evet doğru. Ha, ondan sonra çocuğun telefonu aile diyor ki biz oğlumuzu bulamıyoruz Şeyh'muzu. Ama oğlunun telefonu ve İlve Hanım'la sizinle 24 Ocak'ta ve 25 Ocak'ta da ve gece bu telefon yani. Üzerinden İkisi, konuşma aynen. var. Yani bu ne demek oluyor? Şeyh Muz ya Yasin'in yanında ya da Şeyh Muz'un telefonunu Yasin aldı. Şeyh Muz yok. Yok ya canım benim. Bak abi, bak Yasin şeyde sonra oluyor. Sonra sizi ne zaman aradı bir yatıyor, daha? Bak. Söyleyin. Silivri cezaevine yatıyor. Şey etmiyorsanız o zaman gidin online konuşun orada bak. Hayır. Kime sikti çocuk ya? Teyzeciğim sen şunu anlamıyorsun. Şimdi oğlun seni bir kere aradı. Okey. Arayabilir. Telefonu yoktur. Kontürü bitmiştir. Başka bir şey olmuştur. Ama Telefonu yoktu. Murat'ı yok, telefonu bir yoktu. Kere gördüm diyor ya. Sonra tekrar senin sesini duymak için. İki gün sonra, bu 22 Ocak, iki gün sonra tekrar diyor ki Murat kardeşim ver bir annemi arayayım diyor. Hatta gece 12.30'da arıyor seni. Yine senin sesini duymak için aramış olabilir. Bu da neyi gösteriyor? Ya bu sesleri çıkarın, nasıl çıkarırsanız çıkarın Allah aşkına bir çıkarın ya. Çıktı. Yani bu sebeple aslında bu oğlun ya, bu Yasin... Bu da şey olmaz yani. Ben yok diyorsam yoktu yani. Ben yalan mı konuşacağım ya kaç yaşına kadın siz ya? Siz yalan konuşmuyorsunuz ama kayıtlar doğruyu gösteriyor. Kayıtlardaki o bilgiler şaşmıyor. 22'sinde de belki 23'ünde de 24'ünde de senin oğlun Murat'la pardon oğlun Yasin'le kayıp Murat beraberler. Bak yine şöyle Murat'ın... bir şey de var bak şu da var pardon özür dilerim lafını üstüne kesiyorum. Tabii. O telefonu da kaydettim bak kaydettim bana dedim ki Yasin bu telefondan seni arayabilir miyim oğlum? Arayabiliyorsun dedi aradım aramadım değil bak aradım ama yani aradığınız kişiye ulaşılmıyor diyor. 104 saniyelik bir konuşma var. Mesela ulaşılmıyor dese bu olmaz. 0 saniye olur. Ulaşılmadı ben aradım. Şu da olabilir. Bazen evde telefonumuzu bırakırız. Çocuklar da kullanır ya. Yani siz yaşlısınız çok telefona ellemezsiniz. Abla sizin telefonu evde bir başkası kullanır mı? Abisi, kardeşi, Yasin'in. Ya da sizin eşiniz. Bilemiyorum o dönemde hayatta mıydı? Ya sesi zaten bak ne diyorum bak tekrar söylüyorum size. Ben yani sesli konuşuyorum telefonla. Ben okuryazarlığım yok diyorum anlatamıyor muyum size sizi ya? Sizi suçlayan bir ifade değil ama şunu söylüyoruz. Evet sizin telefonunuzda siz benim konuşmamış. Benim oğlum da suçlu değil. Ben oğlum da suçlu değil. Hayır sizin oğlunuz. Oradaki çocuğu alın getirecek ya ben abiye kaç kere söyledim. Bak dedim ki abi Yasin senden konuş diyor. Muhabbet ettiniz. Şöyle ondan söyle. Ondan sonra Çitin Topkapı'da gördün öyle. Konuştunuz. İlvi ben Hanım. Dedim oradaki dedim o, yani aynı mahallede oturduğunuz çocuğu niye alıp götürmüyorsunuz? Ya o kadar mı gücünüz yok ya? Bunun, ben, Allah aşkına ya. Bunun kaybolsa biz burada Yasin'i arasak. Yasin'in evet. Senin oğlunun telefonundan Murat annesini arasa. Annesi dese ki ben bir kere konuştum. Ben de desem ki ya kardeşim bir kere konuştum diyorsun ama sen bak iki gün sonra da... Murat'ın telefonu, Yasin'in telefonundan konuşmuşsun desem sen bu sefer köpürürsün sultana. Bak kayıtlarda senin telefon numaran kaç kere aranmış dersin. Yavrum bak anlatamıyor muyum sana size ya Allah aşkına ya bak tansiyonum fırlıyor bak iyi olmayacağım. Bak hakikaten gerçekten iyi değilim bak. Ama yani bu kadar da insan üzerine geliyor. Oradaki çocuğu al ikisini bak 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 çok yaşıyor çocuk nereden çıkacak gösterecek. Oğlun sana şunu söyledi mi bu şeyimiz bu Murat'ı yok etti dedi mi? Ya böyle bir şey demedi. Hayır o gidiş dedi. Anne ben görmedim o çocuğu. Ne o adamı gördüm değil ne çocuğu gördüm diyor. Ama azami gördü abla. Ben onda 20 gün sonra ben ikisi beraber gördüm. Dedi biz arkadaşız Bayrampaşa'da.
Ben ikisi beraber gördüm. Sana dedim ya. Hangi çocuk? Hangi? Senin oğlun mu? Şehmus'la. Yok Şehmus'la. Benim oğlum. Şehmus'u tanıyor. Tanıyor. Tanımıyor değil. Tanıyor. Aynen. Evet. Tamam bak. Ha, aynen. Abi yalanan işim olmaz. Yalanan. Abla, niye konuşayım ki, yalan ya? Biz de diyoruz ki bize yardımcı ol. Doğru bir şey varsa söyle Allah kardeşim, için. Kardeşim ben sana söyleyeceğimi söyledim. Her şeyi söyledim sana Allah aşkına ya. Niye o çocuğu almıyorsunuz? Ya Yasin, Yasin'ci o çocuğu niye almıyorsunuz siz? Niye karakola götürmüyorsunuz? Bak biz öyle diyoruz ki baş şey Şehmus'tur abla. Biz öbürleri tanımıyoruz. Şey o biz... mahallenizde oturan Şehmus ve dünyada bilmiyorum ben. Şehmus sayesinde biz onları tanımışız. Ama sizin bunu iddia etmeniz de çok garip. Yani anne çocuğu o adamı aldı götürdü. Belki kafeye gittiler, belki gece kulübüne gittiler. Hayır, belki okey oynamaya gittiler. Hayır, alıp gittiğine dedi. Parası vardı çocuğun önüne. Dedi parası da aldı. Dedi ya. Parasını da aldı. Allah telefon. Allah. Telefonunu da aldı. Telefonu da aldı elinden, evet. Çocuğum niye yalan konuşuyorsun? Ya, bu, o kadar şeyiniz varsa yani şey sana... Sizin? Kidin şeye, Silivri cezaevine, tamam mı? Ben resmen açık söylüyorum sana, Silivri cezaevindedir, buyurun. Peki, şunu da öğrenmek istiyorum ama şimdi İlve teyze bu kayıtlarda sizin isminiz geçiyor. Ya yani... beni aradılar şimdi kayıt ismi geçiyor ya. Ben mi yaptım da ismi geçiyor hayır, ya? Hayır hayır şu var. Yani bu durumda Murat'ın telefonunu kullanan kim? Senin oğlun. Kimi arıyor? Annesi olarak seni arıyor. Tamam, sen beni rica bir... ettin ben doğru. Tamam rica ettin ben inkar tamam ediyorum hani evet. Bir kere aradı diyorsun ama senin oğlun Yasin'in telefonundan defalarca Murat'ın telefonundan defalarca seni arıyor. Kayıtlar bunu gösteriyor. Ne fadeli böyle bir şey yok ya. Allah sen bu kadar kapakları konuşuyor etmeyin ya. Lütfen rica ederim vallahi yani ya. Vallahi ben kayıtları size göndereyim isterseniz. Ya, bir tamam de... çocuk siz evine gidin oraya buyurun. Nereden aradığını da söyleyeyim. Yani bulundukları konum itibariyle nereden arıyorlar bunu da söylerim. Siz bu arada hattan ayrılmayın. Çünkü Yasin'in eski dini nikahlı beraberlik yaşadığı hanımefendi telefon attığında. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba Esra Hanım, iyi günler. Sağ olun. Bu konuyla ilgili bildiklerimi aktarmak istiyorum. Yasin'le ilgili gerçekleri söylemek istiyorum demiştiniz. Buyurun lütfen. Esra Hanım, Yasin'in annesi yalan konuşuyor. Bir kere onun ismi İlve Hanım değil. Ne? Onun ismi Aysel Yüce Aktaş. Burada bir tane kızı vardır. Ebru Yüce Aktaş diye. Telefon attığında aynı soruları size yönelteceğim. Kendinizi savunma hakkını bulursunuz. Esra var hanım. Sizin adınız Aysel mi, İlve mi? Benim nüfusta İlve söylüyor. İki tane ismim var. Bir göbek adım bir o. Yalan mı? Tamam, İlve. Ben bilmem. İlve söylüyor. Ben Aysel Yüce Aktaş diye biliyorum. Onun adını bu kadın... ya şimdi... oğlu da yalan konuş, kadın da yalan konuşuyor, okuma yazması da vardır. Bunlar zamanında bana çok çektirdiler. Kimsin sen? Bağırma, niye bağırıyorsun? Kimsin sen yalancı sahtekar, kimsin sen? Sensin yalancı sahtekar. Allah ettiklerinizin bedelini çektiriyor size, daha beter olur inşallah. Allah kahretsin seni yalancı sahtekar. Benim kelinimi benim. Ben size kelinimin telefonunu vereyim mi? Tabii ki verin. Ekip arkadaşlarım alsın telefonu. Şimdi hanımefendi tamam, hattan ayrılmayın. Ama al karıyı da bana ispat edeceksiniz. Önce şikayet edeceğim ben. Peki ama göbek adınızı biliyorsa bayağı yakınınız. Yani göbek adını kimse bilmez kolay kolay. Şimdi diğer gelin de telefon hattında beklesin. Aysel İlve Hanım da göbek adıyla hitap edeyim kendisine. O da hatta beklesin. Lütfen reklamlara gideceğim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili seyirciler. Murat'ı arıyoruz. 21 Ocak 2022 tarihinde 22 yaşındaki olan bu delikanlı kayıp bugün hayatta olsaydı ya da bulunuyor olsaydı 24. 24 yaşında evet olacaktı. Yaşında. 24 yaşında. Murat'ın kaybolmasında etkisi olan, faktörü olan, ona zarar veren kişiler kimler? Çünkü aile çocukların öldürüldüğünü iddia ediyor ve böyle düşünüyor. Reklamlardan sonra konuşacağız. Diğer tarafta Yunus eşini aramak üzere geldi. Kaçtı adamın yanından. Ben burada bunaldım, bıktım, ellerim yıprandı. Temizlik yapmaktan perişan oldum diye dert yandı. Kocacığım sana geri dönmek istiyorum dedi. Yunus da karısını kurtarmak için programa geldi. Ama onun anlattığının bambaşka bir hikaye çıktı. Biraz sonra konuşacağız. Murat Altun canlı yayında olacak. Bugün gerçekleri açıklayacak. Diğer tarafta bayram içteyiz. Caner karşımızda. Fatma Olgun konusunda. Caner.
Evet Esra Hanım, sözde tarikat Halife Muhammediye tarikatının yaşandığı yerin şu an içindeyiz. Hasan Demir tarikatın sözcüsü, birazdan iddiaları... sözcüsü değil. Tarikatın sözcüsü. Ya sen bana dedin gel konuş diye. Ben burada kardeşlerim zaten aha söylediler. Abi bizim adımıza konuş diye. Biz tarikat zaten değiliz. Sözcü olarak dedim. Yani, sen tarikat değiliz. Ben de tarikatın sözcüsü değilim. Sadece... O zaman sizi ne diye hitap edelim onu da söylerseniz o zaman. Ben bir bireyim. Bana Hasan abi diyebilirsin. Yaşça senden büyük olduğum için. Yok buranın sözcüsü değil misiniz yani? Abisi misiniz orada? Hayır sözcü değilim. Burada bana konuşmam için. Kardeşlerim sen güzel konuştun abi. Git bizim adımıza konuş dedikleri için konuştum. Sen de buna şahitsin. Peki. Ben burada Cener, herhangi bir sözcülük görevi de almış biraz değilim. Biraz sonra burası sözcü bir sürü var. Bugün cevap vereceksiniz. Hayır, son kez dediğiniz için son kez abi son kez bizi kabul etmese de Hasan Demir biraz sonra grubun adına için söz alıp söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Bu sebeple canlı yayında olacak. Reklamlara gidiyorum. Acil olarak reklamlardan sonra yayındayız. Ayrılmayın. Çanakkale Bayramı'ca kilitlendi. Zaman tükendi, geçti ve alınacak bütün tedbirler halk için bitti. Sözde bir Mehdi. Oca kılıklılar seni cehenneme götürüyor Resulullah. Sen peygambere inanmazsan böyle olur. Sözde günah çıkarma törenleri. Kaç tane var? Sözde ahit sandığı. Sözde değnekli arınma işkencesi. Sizin o temiz duygularınızı kullanarak, bu arayışınızdan faydalanarak kendine yer eden, şey bundan yok, kar sağlayan, şey isteklerini, arzularını, hezeyanlarını yaşayan bir insandır. İnşallah doğru yolu bulursunuz. Sözde Mehdi skandalında şok gelişme, jandarmanın şok baskınında neler yaşandı? Sözde sahte Mehdi Mustafa'nın termalde saklandığı yönünde birçok ihbarlar var. Günler sonra sessizliğini bozdu. İlk kez konuştu. Sözde Mehdi'nin sağ kolu Münir Kuş'tan stüdyoya bomba gibi düşecek açıklamalar. Biz kaçmıyoruz, buradayız. Kimi nasıl tehdit ettiler? Oteli boşaltacaklar. Peki şimdi ne yapacaklar? Sözde Mehdi skandalı ile ilgili en son gelişmeler şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, 21 Ocak 2022 tarihinden beri kayıp olan, o dönemde kaybolduğu zaman diliminde 22 yaşında olan Murat Sağlığı arıyoruz. Ailesi kendisinden hiçbir şekilde 2 yıldır haber alamıyor. Oğlunun kaybolmasında Şehmuz Koluman'ı, Yasin'i ve aynı zamanda İlhan ve Bilal isimli kişileri suçluyor aile. Bu kişilerin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Murat'ın telefonundan Yasin annesini arıyor. Anne bir kere bu görüşmenin yapıldığını ve oğlunu sadece Murat isimli kişiyi bir kez gördüğünü iddia ediyor. Ama arama kayıtlarında defalarca aslında Murat'ın telefonu Yasin tarafından kullanılmış ve anne İlva Hanım ya da Aysel Hanım aranmış. Yasin'in eski dini nikahlı eşi şu an telefon hattında. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Öncelikle dediniz ki okuma yazma bilmiyor. Gerçek adı İlve değil, Aysel'dir. Evet Esra Hanım, ben adını Aysel diyebiliyorum. Okuma yazma olduğuna da %100 eminim. Çünkü buna birebir ben eski yıllara dayanan bir şey anlatıyorum. 20-22 senelik olaydan bahsediyorum. Okuma yazması da vardır. Adı Aysel'dir. Dediğim gibi oğlu beni tabuna 22 sene öncesinde kaçırmıştı. Beylikdüzü'nde, Beykent sitesinde oturuyorlardı bunlar. O dönemlerde Beylikdüzü'nde TÜYAP'ta tanıştık biz Yasin'le. Annesi de yanındaydı. Ondan sonra Yasin işte beni kaçırdı. Kaçırdıktan seni sonra... Seni mi kaçırdı? Bir dakika orada sus. Orada bir sus, ben konuşacağım şimdi. Yasin askere gitmemişti. Bir dakika ses sesini. Bir kes sesini, beni dinle. Bir yavaş sessiz ol da birbirini anlayabilirim. Bağırma. Bağırdıkça kendi aklı çıkarmıyorsun sen şu anda. Evet, sen kandırdın benim kızı uşağımı. Sen kandırdın beni. Bak benim doğru, 20 sene önce doğru. Beni. Askere gitmemişti. Sen kandırdın, tuzağına düşürdün onu. Öyle mi? Aynen öyle. Bir kız nasıl kandırabiliyor? Ben daha 17 yaşındaydım o zaman. Aynen öyle. Ne arıyorsun? Yasin'in ne arıyorsun? Gitmemişti. Bak biraz sessiz olursan seni bağırarak konuşman, ha
çıkarmıyor. Yok alakalı. Şunu öğrenmek istiyorum sizden. Burada. En azından İl ve Aysel Hanım sizin varlığınızı kabul etti ama evet, Yasin'in bağımlılıkları var mıydı? Neden cezaevinde olduğunu biliyor musunuz? Ben şu an neden cezaevinde olduğunu bilmiyorum ama o dönemlerde bağımlılığı vardı. Hatta evimize baskın bile yapıldı bunun. Kullandığı madde bağımlılığından para borcu varmış, bilmem ne varmış. O yüzden benim evime baskın bile yapılmıştı. Yani polis tarafından değil, borçlandığı o maddeleri aldığı kişiler tarafından baskın yemiştik. Baskın, anladığım ondan kadarıyla. Ben kendim çalışıyordum, bu çalışmıyordum. İsmini sorar mısınız? Şunun ismini bir sorar mısınız? Şu ismini söylesin, ismini. İsmini söyle, ismini. İsmini ne yapacaksın? Hatırladınsa beni... Söyle, ismini söyle. Sen beni hatırladıysan ismimi çok iyi biliyorsun sen benim, tamam mı? Ne yapıyorsun? Madem çok toprak arısın ya, ismini de söyle. Bak ben delikanlı gibi söyledim. İsmin İlve Soylu, Kütük'te göbek adım Aysel. Evet, doğru. Sen bana ne yaşattıklarını falan çok iyi biliyorsun Aysel Hanım. Ne yaptın sana? Tamam mı? Sen ne yaptın bana? Şimdi acık konuşayım mı? Şimdi eski gelin kayınvalide kavgası ve tartışması ve geçmişte yaşananları konuşmayacağız. Şu anki hedefimiz Murat'ın bulunması. Seninle konuşmak istiyorum ben. Tabii ki Murat'ın bulunması. Murat'ın aslında Murat senin oğlun Yasin Aktaş, onun telefonunu kullanan, hani somut bir şekilde ispat edilebilen Murat'la Yasin'in yan yana olması ya da Yasin Murat'ın telefonunu aldı. Belki de o telefon onun üzerindeydi. İstediği ve dilediği gibi kullandı. Bunu da bilemem. Yok öyle bir şey yok yavrum. Öyle almadı. Ama bunu siz bilemezsiniz. Hastanesini dolaşmaya niye gelmiyor İlve Hanım? Ya oğlunuz diyorsun ki ben hastayım. Kayıtlardan da sizi defalarca Şeyh Muz'un telefonundan aramış. Bu kadar annesini seven oğlan hastanesini görmeye niye eve gelmiyor Yasin? Ya gelmiyor, dışarı alışmış bir çocuk yavrum. Ben size açık net söylüyorum size. Niye alışmış dışarıya? Eve geldiği zaman ev sıkılıyormuş onu. Karısına da aynı söyledi, bana da aynısını söyledi. Neyle geçiniyor Yasin? Ne yemek ediniyor? Vallahi ben yani ne olmadığımızı yalan konuşamam ben. Ne iş yapıyor? Ne alıyor, ne satıyor? Madde kullanıyor mu? Efendim? Madde kullanıyor mu oğlunuz? Kötü alışkanlığı var mı? Madde kullanıyor. Doğru, yalan konuşamam ben. Doğru. Maddeyi temin edebilmek için de paraya ihtiyacınız var. O parayı temin edemediğinizde de satmaya ihtiyacınız var. Ya da birilerinden mal alıp bir şekilde borçlanıp... Oğlum, mesele benim oğlum. Ne ihtiyacınız var? Ya biz de o çocuğu ararken şimdi ya başkalarına ne katıyorsunuz bu orta yere? Benim oğlum nerede? Başkaları katılmıyor. Şeyh Muz amca, sen Yasin ismini telefon kayıtlarından öğrendin mi, öğrenmedin mi? Telefon kayıtlarından öğrendim ya. Bunlar benim oğluma bir şey yaptı. Doğru aradı beni. Evet doğru aradı beni. O numaradan aradı beni. Yani bu böyle bir afaki, ha ne yapalım dur bakalım. Bir de Yasin'i şu işe karıştıralım gibi bir durum değil. Murat'ın telefonundan kaybolduğu o iki gün içerisinde arama yapılan sizsiniz. Telefonu kullanan Yasin. Ya da Yasin'deydi zaten bu telefon. Bu sebeple Murat'ın telefonu belki öldürüldükten sonra, belki gömüldükten sonra, ne bileyim ben, aklıma bin türlü şey Yasin geliyor. Yasin bak öyle bir şey yapmaz, bak sana söyleyeyim. İstesen bak diyorum sana, ben adresini de verdim. Nereye yattığını da biliyorsunuz. Gidin orada alın ekibinizi, gidin orada konuşun bak. Ben doğrusu Yasin adam öldürmez. Karıncaya bile diyemez. Ama 24'ünde gece yarısı oğlunuz sizi arıyor. Sonra ertesi gün sabah arıyor, mesaj atıyor size. Anne benim başım dertte falan diye bir şey olabilir mi? Buyurun. Hayır yok, vallahi yok. Yok, yemin ediyorum sana yok. Anne paraya ihtiyacın var demiş olabilir yok, mi? Yok hayır. Karısıyla konuşmuş olabilir mi? Ya dökümanları isterseniz onu indirin. Dökümanlar burada zaten, baba getirdi. Karısını aramış olabilir mi? Yok karısı. Ya telefon Murat'ın telefonu ama Murat kendi ailesini aramıyor. Ama kimi arıyor? Yasin kendi annesini. Belki Murat annesini. Orada değildi. Murat orada olsa niye anneni aramasın? Ya benim de aklıma gelen şu, Murat'ın telefonu ortalıklarda dolanıp herkesin dilediği gibi, kullanması. Yani bu telefonu kullanan Murat ortada yoksa birileri vardı. Belki de o kişi Yasin'di. Murat bilemeyiz. Murat orada belki yoktur. Zaten yoksa, Murat orada olsaydı bizi arardı bir gün. Normal şartlar altında o telefon
aktif olarak Murat tarafından kullanılıyorsa ailesiyle, kardeşiyle, sevdiği insanlarla konuşurdu. Murat'ın dışında o telefonu herkes kendi işi için kullanmış. Eğer ondan sonra Murat bir gün bizi de arasaydı biz diyecektik tamam o konuşmadan sonra oğlumuz bir gün bizi aradı. Kayıtlarda çıkıyor abla, biz de ablayı da tanımıyorduk. Şu yazı resmini çıkarır mısınız oradan? Abla sen oğlumu ne yaptın, ne oldun sen biliyorsun. Sen biliyormuşum ben? Sana söylemiş. Ben neyi biliyormuşum be? Yok senin oğlumu bir şey yaptı. Benim oğlum birisi karıncayı bile ezemez. Tamam sen korkma söyle. Sen bir şey yaptın. Bir de senin oğlan şımmız kuluma yaptı. Aysel Hanım. Bilmediğim bir şey yalan mı söyleyeceğim? Ben Aysel Hanım doğruyu söyle. Yanlış anlamayın. Benim cigerim yandı. Benim cigerim yandı. Babam olsun bak. Bak bir dakika kardeşim. İstersen babam olsun. Bak azıcık ben net söylüyorum onu sana. İsterse babam olsun. Eğer hata yaptıysa hatasını çekecek. Siz şunu söylediniz. Benim oğlum karıncayı bile incitmez. Ama, evet incitmez. Ama kendini zehirliyor. Yani yasaklı madde bağımlılığı kendini var. Kendini zehirliyor. Evet doğru diyorsun. Aynen ha, öyle. Kendini şimdi zehirliyor. Şimdi ben de o zaman bütün seyircilerime soruyorum. Kendine, kendi bedenine zarar veren biri başkasına zarar vermez mi? İnsan vermez kendi... diyorum sana ya. Hayır. Allah sana ya. Kendine ya, acımayan, yok. Bedenine acımayan, yani hücrelerine, yaşam aşkına, bunlara acımayan başka birine acır mı ya? Acımaz. Yok, bak ne diyorum sana, gerçekten diyorum sana bak Yasin. Karıncayı bile ezemez diyorum sana ya. Anlamıyor musunuz ya Allah aşkına? Ben nasıl bildiğim, bir anne olarak, bildiğim çocuğumu bilmiyor muyum ben de ya? Bir anne olarak tabii ki sizin yorumunuz. İnsan evladının böyle bir şey yaptığını ona... Yok yok istersen diyorum bak ne diyorum. Babam olsa da eğer yaptıysa söylerim. Şerefimin üzerine de söylerim. Ama İlva Hanım gece 12.30'da ya. Birisi mesela ondan sonra beni arasın. Sen de avukat bey iki de bir gece şeyine girdin bana ya. Bir ne kadar ya? Ondan sonra birisi arasa beni korkarım. Siz gecenin 12.30'unda hasta olduğunuzu söylüyorsunuz. Oğlunuz sizi arıyor. Eve barka gelmeyen madde bağımlısı oğlunuz. 12.30'da gece ne konuştunuz? Ya benim havadığım ya sormuş olabilir ben daha Allah Allah sen iyi misin ya? 3 senelik şey mi söylüyorsun bana kafama kalacak? 3 senelik şey abla bizim için bugündür bugün abla. Bizim için bugündür ciğerimiz yanmış. Bugün ya abi ben sana ne söyledim sen benim çocuğumla beraber görüştün bile be sen. 1 metre görüştün. Kar yanmıştı 1 metre kar. Bu çocuklar ne görüştün dedi? Ya, bir dakika ya bir dakika. Bir saniye müsaadele abi. Tabii buyurun. Diyorum ki oğlumu küstüm buldun. Topkapı. Dedin ya Allah aşkına ya. Ne açılık ya abla sen kendi hazırla diyorsun ki. Adam onu parası da aldı, şeyini de aldı. Kurban olayım ya. Bilal bir şey söyleyin ya. Anladım sana benim Bilal, çocuğum. Anladım. Abla biz sizi tanımıyoruz. Kendimiz siz değilsiniz. Biz sizi tanımıyoruz. Düşmanın yakınında. Biz şabı sayesinde telefon sayesinde sizi tanıdık. Ama düşmanın yakınında olması için... Sen şimdi düşman biraz olarak anladığım olun. Kadarıyla ortaya, merkeze Şehmuz'u koyuyorsun. Senin evet. Şehmuz'la oğlunun arkadaşlığı var mı? Murat. Onu bilemeyeceğim. Abi sorsaydın bana ben görüntü yok. Şimdi Şehmuz'u merkeze koyabilmen için bir şeyler duydun. Senin oğlun sana geldi dedi ki bu oğlanı işte dedi onun mahallesinden biri aldı götür dedi. Sen şimdi sen de bak Şehmuz'u merkeze koyuyorsun. Şehmuz'u suçluyorsun. Ne yaptıysa... Bu Şehmuz yaptı bu çocuğa. O aldı kitini dedi, o aldı kitini dedi, parasını aldı dedi, telefonunu aldı dedi. Tamam. Aldı tuttu kolundan götürdüğünü dedi. Tekrar soruyorum. Bir lafı söylüyorum ben onlar yani yaşamadım. Biraz önce gelininiz dedi ki yani kendiyle ilgili her şeyi yalan söyleyen ne gelini, biri. Ya, bak gelin neyse, gelin deme bana. Dini nikahlı eşi okuma yazma gerçekten bilmiyor musunuz yoksa biliyorsunuz yok, da. Yok vallahi da yok billahi de yok. Konuşarak böyle şey ederim telefona konuşarak ses gönderirim evet. Peki, teşekkür ederim. Abla biz seni tanımıyorduk zaten. Telefon sayesinde tanıdık, kayıt sayesinde tanıdık. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için. Sevgili seyirciler, önce sadece bir Murat'ın kayıp çocuğumuzun fotoğrafını ekrana verelim. Sonrasında diğer kişilerin fotoğraflarını sizlerden rica edeceğim. Kayıp olan Murat Saylak. Tanıyan bilenler 21 Ocak 2022 tarihinden beri kendisine ulaşılamıyor. Onunla son görüşme yapanlar Yasin Yüce Aktaş, İlhan Demir, Bilal Demir ve en önemlisi çocukluk arkadaşı olarak telefon aramalarında kayıtlarında olan Şehmuz Koluman isimli kişiler bu kişilerin oğullarına zarar verdiğini, öldürdüğünü iddia ediyor aile. Yapılmış kayıp başvuruları var. Onlar tabii ki savcılığa gidip
Murat'ın kaybolmasıyla ilgili ifadeler vermişler ama bu ifadeler çok da geçerli değil. Çünkü söyledikleri sözlerle arama kayıtları birbirini tutmuyor. Murat nerede? Onun başına kim ne getirdi? Bu soruların cevabını arıyoruz. Yarın tekrar beraber olacağız. Sizi şimdilik uğurluyorum. İki senedir yalvarıyoruz kurban olayım. Bizi yalnız bırakma. Elimden geleni yaparım. Ya doğru dürüst bir şey gitmedim. İki sene doğru dürüst. Bu arada görmedim. Şeyhmuz'un ailesi, sizin o çok yakın komşularınızla lütfen çıkıp konuşsunlar. Murat'ın bulunması konusunda fayda sağlasınlar. Aynen. Oğlumuz kayıp, biz her şeyi söyleyeceğiz. Kimse de çekinmiyoruz. Evet. Tamam. Yarın görüşürüz, oldu mu? Gel Sultanlı abla. Böyle buyurun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, kayıp Murat'ı aradık. İnşallah iyi ve hayırlı haberler gelir. O ailenin dile getirdiği, insan söylemeye bile korkuyor ama inşallah acı haberler gelmez. Diğer tarafta konuğumuz Yunus Varsak. O da kayıp eşini aramıştı. Kayıp eşini bulduk. Biraz sonra, yani şimdi canlı yayında. Nasıl diyor ablam? Seni de rezil ederim, Murat'ı da rezil ederim. Yunus'un karısı Aysun Murat'a kaçtı. Kaçıran kişi Murat beni aradı. Dedi ki eşim benim yanımda gözün arkada kalmasın. Kısacası ona Murat diyorum. Dedi ki ben seninle aramızı yapalım. Yunus'cum sen bu herife niye Murat diyorsun? Şimdi benim ciğerim yanıyor. Hak ettiği için ben Murat söylüyorum. Sen ona Murat dersen bu seni onunla kanka sanır. Murat sana yar olmaz. Boşanmayı benseydin Murat'ın şu an eşi olacaktı. Ben boşanma. Ben onu süründüreceğim. Kaçtığın kişi Murat Altun. Evet. Zorla tutuluyor musunuz? Hayır. Birlikte fotoğraf çekiyor, paylaşıyor, sarılıyor birbirine. Ben durumlarını görmüyor muyum? Birbirimizi sevdiğimiz için. Yalan söylüyor. Çok seviyorsunuz. Evet, çok seviyorum. Dini nikah kıydınız mı? Yok, hayır. Ben senin için canımı ben verdim. Ben istemiyorum canımı. Seni. Asla buna vazgeçmem. Senin engelin var. %85 engelin var. Engelli. Gözün dönüp bana her şeyi fırlatıp atıyorsun. Yalan söyleme. Hiç elleriniz niye hasar gördü? Yok, hava değişikliğinden. WhatsApp'tan ismini değiştir diyorsun Ceylan ona. Olarak. Evet. Beni burada zorla tutuyorlar. Vallahi öyle bir şey demedim. Varsa hocam çıkarım lütfen. Tabii sen de adamla niye yazışıyorsun? Ne gizliden mesaj atıyorsun? Biz sana karşı hala sevgim var. Evet, olmasaydı yazmazdım. Yunus diyor ki zaten Muro'da dedi. Hepsini söylüyor, sensiz yapamıyor diye. Yalanlar çıkıyor senin. Yalanlar. Sen bana bir dinlemesini bil. Ses kayıtları var ablam. Ses kayıtları var. Yazıklar olsun sana. Murat da dinlensin ablam. İstemiyorum seni. Hasta mısın dedi? Ay baba öldük gibi, ay baba öldük gibi. O bitti, bir tane daha var. Ablam bak. Muro sensin biliyorum yazıyor. Yok yemin ederim benim, çabuk yaz bana. Bir daha açıyorum. Yok yemin ederim benim, çabuk yaz bana. Beni yalancı çıkartmayın. Asla yalancısın. Sen niye beni aldatıyorsun? Sen de beni aldattın. Yalan konuşma. Kes sesini. Murat nerede Murat? Yalancı, dedikodu, fesat. Yanına karşınız Murat Altun. Ben boşandım hanımdan. Yalan söyleme. Dinlemesini bil. Dinlemesini bil. Bilsin, ben bir lafımı bitireyim. Boş konuşma, yalancısın. Dedikoducusun, iftira atıyorsun. Ben karımı istiyorum. Karımı, karımı ben sana. Aysun'a hocamla hala aşıksan dedim, bir arayı bulalım. Murat ben seni seviyorum dedim. Sana hayatın yalan. Benim hayatım yalan da seninki düzgün mü? Eşin seni istiyorsa aha burada dedim. Evet, sen demedin mi bana oğlum? Para gönder, ben boşanma davası açacağım. Yalan konuşma. Nereden gönderdiniz parayı? Neden verdim? 3.100 lira ki para ödedim ben. Evet aynen. Bana vermedi. Bana hiç para gelmedi. 3.000 lira gönderdin diye. Yunus'un karısıyla olmaya hak mı kazandın anlamadım ki. Bu ne kadar çirkin hocam, bir şey ya. Gönül eğlendiriyor. Aysun Hanım'ın ablası. Her şey ortaya çıkacak. Aysun Yunus'tan hiçbir şekilde şiddet görmedi. Aysun benim yanımda bile eşine şiddet uygulayan bir insandı. Ne kadar yüzsüz bir insansın. He? İstemiyorum seni. Ben... Abla Murat'ın da gelmesini istiyorum. Ben Murat'ın seni da gelmesini istemiyorum. Kes sesini, otur yerine. Kes sesini. Kes sesini. Murat da gelecek. Murat'ın da gelecek. Murat yanılmayacak. Murat'ın davasını açacağım Murat'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Hoş bulduk. Sen eşini aramak üzere Elazığ'dan geldin. Eşin Murat isimli kişinin, Murat Altun'un yanında onunla bir gönül ilişkisi yaşıyor. 22 Aralık 2023 tarihinden beri beraber. Hoş geldin Aysun. Hoş bulduk ablacığım. Ablam ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin ama Aysun'a şunu söylemek istiyorum. Dün yayını izledin mi? İzledim. Tamamını izledin mi? İzledim hocam. Kendini, tavırlarını garip buldun mu? Yani yok, ben hakların arkasındayım. Yani ben şu an haklı olduğum için hani... Hayır hayır, bu haklı haksız davası değil. Haklı bazı ne olaylar ya da mı? Bazı iddialar çürütülür. Çürütülürken bunun için sözcüklere ihtiyaç yoktur. İşte kayıtlara,
delile ihtiyaç vardı. Ablam haklıken nasıl haklı oluyor? Yunus'un elinde varken ya ben yazıştığım halde göz göre göre yazışmadım diyorum. Ya bu kadar milyonların önünde de vallahi mi insanların gözünün içine bakarak nasıl cesaretle yalan söyledim diyor musun? Yok yalan konuşmadım çünkü ben doğruyu söylüyorum çünkü inanmıyorlar bana. Abla hani yalan konuşuyor. Söyledim. Ayıp adresinde çıkarsın. Ayıp adresinden çıkarsın. Ayıp adresinde çıkarsın. Ablacığım ben gerçekten ben o Instagram'ı kullanmıyordum çünkü Murat'ın da yanındaydım. Hayatım bak. Kocana bir ses kaydı gönderiyorsun. Evet benim diye. Dün bu ses kaydını duyduk. Sen evet. Çünkü ben konuştum. Bayağı konuşma tamam. vardı arasında. Yok. Tamam. Önemli değil. Hı-hı. Senin olduğun ispatlı mı? Evet benim, yani, benim olduğum. Yani o Instagram ispatlı. Hesabına normalde Yunus erişemezken seninle iletişim kurabilmek için ses kaydını sen gönderiyorsun. O Instagram'ı ekliyor. Evet. Ve seninle yazışıyor. Evet bana diyor ki sen bu hesabı aç. Sen o ses kaydından sonra kendini şu açıdan ispat ediyorsun. O diyor ki sen diyor Murat'sın. Benimle dalga geçiyorsun. Benimle dalga geçmek için yazışıyorsun. Evet. Sen o de sırada... diyorsun ki hayır Yunus benim. Ben Aysun'um diyorsun. Bunu ya. İspatlayabilmek için de sesini gönderiyorsun. Bu da diyor ki ha sen misin şu anda sana inandım diyor. Ablacığım, sen kendini inandırdıktan sonra onunla yazışmaya başlıyorsun. Evet ben olduğumu kanıtlıyorum çünkü ben sesim tamam. bana ait. Sonra yazışıyorsunuz. Ben sesim bana ait çünkü konuşmalarım çoktu. Neden dedim sen dedin ki bana ait değil ses kaydı? Sesim bana gelmesin kes sesini. Ya, neden diyorsun sesini benim kes. Ses kaydım değil? Sesini kes. Ya nasıl? Abla. Yüzün kızarsın yüzün. Senin yüzün yalan kızardı mı? Bak, çıkıyor. Ben yalan mı konuşuyorum? Yalan konuşuyorsun. Ben yalan mı konuşuyorum? Yalan konuş. Yüzün kızarsın yüzün. Senin suratına bile bakmak yüzün istemiyorum kızarsın. Artık. Çünkü o kadar abla, karaktersiz bak, bir insana bir sahipsin ki. Ben ablana muhatap olayım. Bir dinle. Ben de seninle muhatap olacak durumda değilim peki, zaten. Peki söyleyin. Ablam ben şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi bu diyor ki ya sevdiğim adam. Sevdiğim adam sen neden senin karşına gelmiyor? Neden sevdiğim adam canlı yayına girecek. Niye işi çok mu önemli? Evet. Sevdiğin adam işi çok mu önemli? Evet. Sevendiysen canını feda da eder. Her şeye de katlanır dimdik ayağının üzerine sevdiğin yanında durur. Değil mi ablam? Haklı mıyım? Sevmiyor. Ablam bunun günü eğleniyor. Bak Allah şahidim olsun ki bak bunu... 3 ay, 5 ay, 6 ay en fazla bir sana sonra bunu dışarı atmadıysa gel yüzüme abla, tükürsün. Bu durumda seni üzen ne olur? Ablam beni üzen nedir? Şimdi bak Muru... Yani Aysun'un bir hayalle, bir umutla gidip kapının önüne konması mı? Ablam kapına hayale mağdur gidip... Mağdur olması mı? Ablam mağdur olacak. Emin ol ki bak bu 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra dışarıya atılmadıysa... Çünkü... Yunus'cum her koyun kendi bacağında nasıl? Ya doğru da ama herkes ben... Herkes seçimlerinin bedelini öyle ya da böyle öder. Bundan ama, da şikayet aynen. edemez. Ama abla benim vicdanım rahat olmuyor. Çünkü ben bunu severek evlendim. Vicdanım rahat oluyor. Şimdi bu sokakta atılırsa daha kötü olurum. O ama yüzden. O kendini düşünmüyorsa. Ama kendisini düşünme. Bak abla, ben ona şimdi diyorum benim ki... ailem Yunus'un arkasındalar ya. Ablam diyor ya Yunus senin arkandayız. Ya otur alakası ablacığım yok. Diyor ya. Gerçekler söyleniyor. Ya neden dinlemesini bilmiyorsun ki? Yunus, sen konuşunca ben susuyorum değil mi? Sen Murat Altun'u seviyor musun? Çok seviyorum. Güveniyor musun? Evet güveniyorum. Yalan söylüyorsun. Ona güven duymandaki en önemli konular, başlıklar nedir? Ya da kişiliğindeki özellikler. Sevgisi yani. Hayat bak sevgi somut bir şey. Şey soyut bir şey. Bir adamı sevebilir, internettesin, sen evlisin. Evliyken bu adamla yazışıyorsun ve bu adama güvenip yanına gidiyorsun. Senin güvenin nasıl kazandı? Yani onu sonra size söyleyeceğim hocam ama yani kötü bir kız şey değil yani. Kız nasıl kazandı, ne yaptı? Yok kötü bir şey değil yani. Sonra mesela ben dört çocuk sahibi bir adamım çocuğu, sana dedi mi? Nereye çocuğu sana söylüyor? Evet söyledi. Söyledi hocam. Abla. Yok söylemedi. Eminim söyledi. Sen niye peki bir onun yalanına dahil olup onun iki çocuğu var diyorsun? Niye o zaman söylemedin gerçekleri? Abla ben biraz saklı kalmasını istedim. Yani şimdi çünkü ikisi annesin de ikisi bendeydi. Ama bu adamın dört çocuğu var. Dört çocuğu var. İkisi de kadısında. Bir saniye. Asla. Şimdi bir insanın iki ile dört çocuğu arasında... Ben seninle muhatap olmuyorum ki ablayla konuşuyorum. Yüzün kazarsın yüzün. Ben senin olsam, yüzün kızardı mı? Ay sunucu sesini. İki ile dört çocuk arasında bir fark yok. Dört çocuk olması senin Murat'ın yanında durmaman için bir etken olacağı ve ailen sana baskı yapacağı için sen yalan söylüyorsun. Ben baskı yaptıkları için yalan mı konuşuyorum? Yalan konuşuyorsun. Hayır. Yani dört çocuklu adamın yanında sana ne işin var diyecekler diye sen evet. iki çocuk diyorsun. O da belki, o da sana büyük ihtimal benim iki çocuğum var ablacığım, dedi. Ablacığım bir şey diyebilir miyim? Karısı Murat'tan Aleyna, karısı Aleyna ile boşandığını konuşuyor. Söyledi. Karısı Aleyna ile resmi nikahla evli miydi? Hayır. Dini nikahla beraberdi. Gayet evet öyleydi. Bu dört çocuğun annesi Aleyna mı? Peki o Aleyna sen Murat'ın yanına gittiğinde... O bulunduğunuz şehirde sizinle miydi? Aleyna mı? Evet. Yok hayır kendisi o şehirde değildi. Babasının evinde miydi? Evet babası İstanbul'da yani babasının evindeydi. Hayır. Siz nerede yaşıyordunuz Murat? Ankara. Ankara'da. Bu kız da Ankara'daymış.
O da Ankara'da. Aleyna mı? Yani... Ankara'da abla. Bir dakika. Ankara'da değil. Ankara'da. Abla vallahi Ankara'da abla, değil. Hayatım, bak, sen Aleyna ile tanıştın mı? Aleyna ile mi? Yok yani sen sadece Aleyna'yla... telefondan görüştüm. Dedim sen ki... Sen Aleyna ile tanıştın. Bak yalan tanıştı. Söyleme. Ya abla vallahi bak Aleyna ile hiçbir bağlantım yok. Murat'a da dedi zaten dedim. Hani eski eşinle bir bağlantın olmayacak dedim. Gelmeyecek de buraya dedim. Zaten onun yeri burada yok dedi. Zaten gelemez dedi. Aleyna'nın sağlık durumunu biliyor musun? Biliyorum. Nesi var Aleyna'nın? Rahatsız. Ne rahatsızlığı var? Neydi hocam? Ablacığım... Neyle ilgili? Mesela bedensel mi, zihinsel mi? Zihinsel biraz... zihinsel. Zihinsel. %80 mi? %80 zihinsel engeli var Aleyna'nın. Ben onun hakkında konuşmak ve istemiyorum. Ve dini fazla. Nikahlı beraberlik yaşıyorlar. Aleyna kısıtlı, vasisi babası. 4 çocuk doğurmuş Murat Altun'un yanında. Murat Altun'un bu 4 çocuğunun soyadı Altun. Murat bunları nüfusta tanımış. Ama anneyle ilgili... gördüğünüz gibi bu dini nikahlarda ne yaptı? İnternetten ona Aysun çıktı hediye paketi gibi. Hemen Aleyna'dan ne yaptı? Vazgeçti. Vazgeçti. Doğru mu? Yok, evet. Eski eşini Aleyna'nın bazı sıkıntılarından dolayı... Hayatım 4 tane Murat çocuk yaparken ben söylemek istemiyorum. Aysun'cum 4 tane çocuk yaparken bu kızın zihinsel engelin olduğunu farkında değil miydi bu kadar insan? Yani onu bilemem. Şu an Murat bağlanırsa kendisi söylesin. Abla, ben onun bir şey söyleyebilir miyim? Senin bir zihinsel engelin var mı? Asla. Onkolojiye niye gittin? Yani bunun yüzünden... Yok, benimle alakası yok. Kendisi... Yemin ediyorum çünkü şiddetinden dolayı ben başım çok kötü ağrıyordu. Gittim avukat şeye söyledim, psikiyatri hocasına söyledim. Dedim abla böyle böyle dedim. Şimdi psikiyatri farklı, onkoloji bölümü onkoloji farklı. Ayrı. Sen onkolojide bir muayene olmuşsun. Kadın doğuma gitmiş. Murat'ın yanındayken mi? Murat'ın yanındayken mi? Evet. Onun için de hocam, ablacığım... Niçin var mı böyle olduğunu? Hani senin aşırı baş ağrıların ya da kendinde bazı belirtiler vardır. Bunlar rahatsız olursun, doktora gidersin. Doktor senin işte onkolojiye gitmeni, bir görünmeni onkolojiye ister. Onkolojiye niye gittim ablacığım? Şu kaslarım biraz ağrıyordu. Ve bir de şu kız parmağım. Kaslıklara onkoloji bakmıyor. Bakmıyor. Yok, özür dilerim ablacığım, çok özür dilerim. Parmağım biraz... şey olmuştu. Ona da ortopedi bakar. Ortopedi yok. Onu bilmiyorum, hatırlamıyorum vallahi abla. Kasıklara kadın doğum yalan bakıyor. Yalan konuşmuyorum bak abla. Vallahi bak yemin ediyorum. Yalan. Bak, buradan çıkmak nasip olmasın. Asla yalan konuşmuyorum. Yoğun baş ağrıları sebebiyle ya da ne bileyim ara ara bayılma sebebiyle daha önce sana konmuş bir teşhis ve bundan dolayı benim için çok önemli değil. Sadece şunu öğrenmek için soruyorum. Ya bak onkolojiye gitmişsin. Onkolojiye gittiğini bile reddediyorsun ya. Evet. Ben biliyorum abla yani. Rezil. O yüzden pis. Gitmiş ablam. Ben hep seni araştırıyorum. Onun için kadın doğuma gider. Tamam, onkoloji ne için gitmiş ablam? Sor ne için gitmiş ya diye. Ya ben ona söylüyorum. Ne için gitmiş? Söyler misin? Onkolojiye gitmişsin belli rahatsızlıklarından dolayı. Yanlış anlaşılmasın abla. Aleyna'nın durumuna üzülüyor musun? Ben ona bir şey diyemem. Üzülüyor musun? Bir şey diyemem ablacığım. Yani mesela onun böyle 4 çocuğuyla ortada kaldı. Bir de bak engelli diyorlar, 2 çocuğu da ona vermişler. Bu durum seni, yani Aleyna'yı gördüğünde hissettiğin duyguyu merak ediyorum. Yok yani sadece fotoğrafını gördüm ben de. Ablam görüşmüşler. Yüz yüze de gelmişler Aleyna'yla. Ablam en büyük çocuk kaç yaşında biliyor musun? Murat'ın en büyük çocuğu. 7-8 yaşında. Biri 7, biri 4, biri 8. 7-8 senedir Murat'la Aleyna birlikte. Böyle anlıyoruz değil mi? Ama dini nikahları falan tamam, yoktu. Tamam, dini nikah. Benim aklıma şu geldi. Türkiye'de şöyle oluyor. Eğer kadın para alıyorsa, Aleyna para alıyorsa resmi nikahla kesilince... Yani resmi nikah o yüzden yapmıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Aleyna bir maaş alıyor olabilir mi? Ne şey olacağım ablacığım, rahatsızlığından dolayı maaş alıyordu. Yok, alakası yok. Rahatsızlığından dolayı maaş alıyor. Maaşı evet. Kim alıyordu diye soruyoruz. Maaşı kim alıyor, evet. Maaşı Aleyna alıyordu. Aleyna alıyordu. Kendisi alıyordu. Ama şimdi resmi nikah yapılmıyor ya, babadan kalan maaş oluyor ya da engelliyle ilgili bir maaş olduğu zaman... Yok, iki çocuk onda kaldığı için onun masrafları çocuklarına masraf yapıyordu. Sen şunu sor kendine, Aysun'a şunu sor. Ya Murat 4 çocuğunun annesinin resmi nikah kıymamış. Dini nikahla yaşıyor. Ya ben sordum kaç defa, dedi ki güvenim yoktu dedi. Dört çocuk yaparken güven neredeydi? Güveni nasıl oluyor o zaman? Şimdi güvenmediğin biriyle evlenir misin? Evlenmezsin. Evlenmem, evet. Evlenmediğin için onunla çocuk yapar mısın? Asla. Ondan çocuk dünyaya getirir misin? Asla yapmam. Tamam. Çocuk aslı olan, nikahı yapmamasının sebebi eve girecek olan para.
maaş. Senin maaşın var mı? Yok. Yok. Anladım. Ama abla, Murat, ben bir şey daha söylemek dedi. İstiyorum. Aysun'a da yalancı dedi. Bana gelmeden önce doğruyu söylemedi. Ben evli olduğunu bilmiyordum dedi. Ben senin... söylemedim, evet. Ama işte yalancı diyor sana. Yalancı sana mısınız? Yalancı diyor. Murat mı söylüyor? Yani? Şimdi telefon hattında kuzenim var. Kim? Alo diyelim. Alo de. Söylemeyeceğim. He? Yok, ben konuşmayacağım. Yok, konuşacaksın. Ben konuşayım. Hoş geldiniz canlı yayına. Siz sürekli Aysun kaçtıktan sonra sonraki süreçte de iletişim kuran kişiymişsiniz. Mahir abidir. Kim? Mahir. Murat abin mi? Mahir abi. Mahir mi? Murat ben. Murat abi. Buyurun Murat. Lütfen. Aysun kaçtıktan merhaba, sonra... Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sizle hep konuşuyormuş. Şöyle, Aysun'un kaçtığı gün haberim oldu. Haberi olunca ablasıyla birlikte peşine düştük. Hani Aysun nereye gitti acaba? Hani akıbeti ne oldu diye merak ettik. Ondan sonra bir telefonla bize ulaştılar. Aysun Kocaeli Gebze'de olduğunu bize söyledi. Kocaeli Gebze'yi de Kocaeli Gebze'de olduğunu bize söyledi. Yerimizi tespit etmelerini istemedim bizim ablacığım. De bundan bir hafta önceye kadar İstanbul'da bir düğünümüz vardı. Evet. İstanbul'da düğüne giderken dayım da bize rica etti. Dedi ki hani bir eğer Gebze'delerse düğün dönüşünde bir Aysun'u görün. Hani Aysun nasıl bir ortama düştü, nasıl bir yerde. Hani merak ediyor dayım, sonuçta kızı yani. Ondan sonra biz de görüştük şeyle, bu Murat'ın babasıyla görüştük. Hani Gebze'deysiniz, biz de İstanbul dönüşü bitsin yanınıza uğrayalım diye. Sonra dönüp dediler ki biz Gebze'de değiliz. E ama dedik biz sizin bir aydır Gebze'de olduğunuzu biliyor. Yalan konuşuyormuş. Ondan sonra dedi ki hayır dedi, biz Gebze'de değil Ankara'dayız. Biz de dedik konum atın o zaman. Gelelim. Geliriz orada bir görüşelim. Hani sadece bir Aysun'u merak ettiğimizden nasıl bir ortamda olduğunu merak ediyoruz yani. Kimin eline düştüğünü, nereye. Neyse bize konum attılar bunlar. Biz de şeye gittik. Ankara'da bulundukları yere gittiğimizde başta evin konumunu atmadılar. Bize bir tane okul konumu attılar. Okulun önünde beklerken Murat'ın abisi gelip bizi konumdan aldı. Evlerine götürdü. Evlerine gittiğimde ise evde o anda sadece Aysun vardı. Hiç kimse yoktu. Murat'ın yani annesi babası. Yani muhtemelen korktular. O yüzden hiç kimse yoktu. Ama biz asla oturduk. Teker teker gelmeye başladılar. Biz oturduktan sonra önce Murat'ın annesi geldi. Sonrasında Murat'ın babası geldi. En sonunda Murat geldi. Sonrasında konuştuğumuzda hani nedir? Ha, bu arada Aysun tekken önce kendisiyle konuştuk. Bak Aysun, biz kendi aracımızla İstanbul'a gitmiştik. Dediler. Bak, bunu Aysun, dediler. Biz ben kabul etmedim. Geldik. Aysun biz seni götürmeye geldik. Bak sen böyle bir yerdesin ama hani tabii biz o zamana kadar Murat'ın evli olduğunu bilmiyoruz. Bize hiç söylenmedi. İki çocuk babasıyla olmayı da bilmiyordu. Hiç bilmiyoruz. Murat'ın bekar bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Yani yalan söylenmiş. En başından beri yalan konuşuyorlar. En başından beri. Ondan sonra neyse oturduk. Aysun böyle böyle babası geldi işte. Babası gelince dedi ki muhabbet açıldı. Benim oğlum dedi işte daha önceden evlendi, ayrıldı. %65 engeli var dedi geldi. İki tane de çocuğu var dedi. Biri 7, biri 4 yaşında mı? Tam hatırlamıyorum. Çocuğu var dedi. Sonra biz de Aysun'a dedik ki Aysun bak sen bunlara yaşarsan eğer bunlara katlanmak zorunda kalacaksın. Ben aynı kabul zamanda ettim. Bir gece konduları da var. Aynı zamanda bir gece konduları da varmış. Orada da hayvanları varmış. Dedim bak sen burada kalırsan eğer mecbur o hayvanların da hani ihtiyacını gidermek zorunda kalacaksın. Aynı zamanda iki tane çocuğa da bakmak zorunda kalacaksın. Ondan sonra dedi ki ha şöyle Aysun tamam yani böyle %100 net bir şekilde konuşmadı ben kalırım diye. Ama kalmayı istiyordu orada. Tamam. Ondan sonra babası dedi ki Aysun daha önceden 2 ya da 3 kere kaçmayı denedi burada. Ah söylemiş evet. Babası da bir söylemiş. Bir dakika. Aysun, dinliyorum. Aysun 2 ya da 3 kere kaçmayı denedi. Ben gidip Aysun'u tutup getirdim. Dedim ki Aysun eğer sen kaçan bir kere geldiysen buraya artık kaçamazsın dedi. Ve Aysun da sonraki bir olayda da... Tam olarak babası, öyle bir bunu şey bana yok. Anlatan, babasına bağlasın. Bunu bana yalan yere anlatan, iftira bunu atıyorlar. Bana anlatan, babası Kadir Bey ve yanında Murat da vardı. Ondan sonra biz en son çıkarken ısrarla tekrar söyledim. Aysun bak bu fırsat bir daha ayağına gelmez. Senin hani baban gel seni çok merak ediyorlar. Biz konuşmuşuz herkes seni bekliyor. Gel gidelim dedim bak. Hani ısrarla çok ısrar etmeme rağmen gelmedi. Gelmeyince ben de zorla götüremedim yani. Peki o dönüşten sonraki süre içerisinde abi gelin beni buradan alın ben burada yapamıyorum. Burada küçük çocuk kaç yaşında? En küçük olan çocuk? En küçük 1 yaşında. 1 yaşında. Ya burada... Annesinde kalan bebeği mi diyorsunuz? Murat'ın karısı var ya da burada çocuklar var. Ben artık burada yapamıyorum, dayanamayacağım diye sizden yardım istedim mi? Onu da şöyle anlatayım.
sizin programa Yunus'un çıkacağı günün sabahı. Evet. Aradı bizi. Ondan sonra diyor ki burada bir tane daha kadın var. Murat'ın eşiymiş, çocuk emziriyor. Heh, doğru. Onunla karşılaşmış. Allah yemin ondan, ediyorum öyle bir şey söylemedim. Yalan söyleme, evet. Ben de oradaydım. Allah vallahi bunlar şöyle, hepsi bakın, Murat, Yunus'un arkasında duruyor. Yok, yalan söyleme. Bir dakika Yunus, evet. Esra Hanım, ondan sonra biz Aysun'la görüştük. Aysun, sana bilet alıyoruz dedi. Kimliğini gönder. Söylediler. Uçakla gel. Hatta sonrasında Murat'ın babasıyla görüştük. Evet, havaalanına bırakabiliriz dediler. Evet, saat bunu söylediler. İnkar etmiyorum. Saat 23.55'te Elazığ'a uçak vardı. Evet, biz bırakabiliriz, götürürüz dediler. Sonrasında aradan belli bir vakit geçtikten sonra Aysun bu karardan da caydı. Bir dakika. Yani hani sen kocanın yayına çıktığı gün bir tesadüf. Sen o gün onların oradan tekrar Elazığ'a memleketine dönecektin. Evet abla. Niye oradan ayrılıyordun? Yok, Aleyna'nın şu an 4 çocuğu olduğunu öğrendiler ya bunlar. Evet. Ondan dolayı hani dedim sıkıntı çıkmasın, gideyim bundan boşanayım. Abla Aleyna da yanında. Aleyna da yanında. Dedim. Sen o gün diyorsun ki ben burada yapamıyorum, beni buradan kurtarın. Abla bak buradan çıkmak nasip olmasın ya, öyle bir şey söylemedim. O gün 23.55'e bilet alınmış olsaydı sen Ankara'dan Elazığ'a dönmüş olacaktın. Dönmeyecektim. Evet, çünkü bilet, çok Murat evet, ısrar etti, dedi biletini. Git istersen dedi. Karar verdi, karar verdi. Biz de bak Mahir abiye de mesaj attım. Mahir abi bütün mesajları da atabilir bana. Atsın Mahir abi, atsın lütfen. Abla yalan söylüyorum. Doğru, gerçekleri. Gerçekleri söylüyorum. Murat Altun'un, bir dakika beyefendi. 3-4 kere Murat'ın babası diyor ki Aysun buradan 3-4 kere kaçmayı denedi. Annesi dedi ki kızım gel dedi, yemeğin ye falan dedi. Orada zaten hani yemekler falan hazırlanıyordu zaten, misafirler de gelecekti. Ben de dedim ki anne dedim bekle, ben geleceğim sonra geleceğim dedim. Ondan sonra biraz Murat'la hafif tartışma olayı geçti. Ben dedim ki Murat ben gidiyorum annenin yanına gidiyorum dedim. Dedi tamam git. Emine, zaten Murat'ın yanında da Emine vardı, kız kardeşi falan vardı. Emine dedim ki gülüm ben gidiyorum hani sonra yine geleceğim. Çıktığım zaman onlar da Murat da dedi ki hani gitme dedi, bekle dedi, beraber gideriz. Dedim tamam. Ondan sonra bu şekil bana iftira attı. Tartışma konusu neydi? Neydi o abla, valla kaç gün geçti hiç hatırlamıyorum. Ben mesela ben gidiyorum tekrar görüşürüz demek bir kapıyı... Bir kapıya gitmek demek değildir. İnsan veda ederken ben gidiyorum der. Evet ben gidiyorum diyebilir. Bu bir veda. Ama yani kesin... veda etmedim. Nesin? Ben diğer binaya gidecektim. Gece hayatım diğer binaya gitmek için vedalaşmazsın kimseyle. Annendeyim dersin, çıkar gidersin. Yok biraz Murat'la tartışınca o yüzden dedim ki ben gidip geliyorum dedim. O zaman sen böyle blöfler yapıyorsun sürekli. Ya ablam nasıl yani? Konuşuyor. Blöf deriz ya buna. İki yüzlü. Evet. Sensin 200'lü. Peki babası 200'lü olmasa Murat'ın abla, babası bir şey yalancı mı? Bir saniye. Murat abin ve Murat'ın babası yalancı mı? Asla değil. Aysun 3-4 kez bu evden kaçmaya çalıştı dedi mi Murat Bey size? Dedi. Doğru mu? Doğru evet. Murat'ın babası söyledi. Şimdi babasını da bağlı. Murat olunca karışıklık olabiliyor. Aynen. Abla bütün bilgiler saklı kalmasını istemiştim. Kimse benim ne orada yaptığımı niye bilmesinler. Niye kendini bıçaklamaya çalıştın? Bileğini kesmeye abla, çalışmış. Bu benim boşanmaya falan boşanmadı ya. Hı. Ya ben dedim artık dayanamıyorum. Ben bundan bunu istemiyorum dedim. Murat dedi ki yapma dedi hani. Ne yaptın peki? Tam gösterir misin? Yok bir şey yapmadım. Kime şimdi kendine zarar bileğin veriyorsun? Bileğin falan kesildi mi? Hayır kesildi ama yani mi? Kesecek gibi yaptın. Yok vallahi abla yapmadım ya. Kimin evinde yaptın bunu? Yani ben... Mutfakta. Ne kimin mutfağında? Yunus iki dakika bir girme. Tamam. Kimin mutfağında? Kurban olayım girme. Tamam, kimin mutfağında? Abla. Bak konuyu dağıtıyorsun. Tamam abla dağıtmıyorum. İşte tamam. Bu şekil dağıtıyor ki insan evet, bilmiyor kimi konuştu. Evet Aysun'cum kendine zarar veriyordun. Yok vermek istemedim. Kimin evinde yaptın bunu? Kimin Murat'ın dairede yapmıştım zaten. Murat'ın dairesinde. Evet. Yaşadığı dairede. Evet bunun kim evinde. Kim vardı abla, evde? Abla bunun evinde çünkü çok bayağı kendimi hayatım, kim şey vardı zaten. O sırada yanında? Yok Murat vardı. Hani dedim bak vallahi şakasına dedim. Bak vallahi öldürürüm kendimi dedim. Diyor ki yok hani tamam dedim. Niye öldürüyorsun kendini? Şakasına söyledim abla hani. Böyle bir şaka olur mu ya? Üstün ya biraz tartışma olunca. Şaka dediğin şey... Küçük şeylerle yapılır ve o şakanın sonunda herkes güler, herkes mutlu olur. Ay ne eğlendik o gün dersin. Şaka keskin bir, kesici bir aletle bunu bedenine doğrultup bak bunu böyle yapmazsan, şöyle olmazsa kendime zarar veririm demek tehdittir. Yani, ve o sırada hayır. Senin karşındaki insan senin bunu yapacağını düşünür ve bundan korkar. Sen Murat'ı bir şeyle tehdit ettin. Sen bunu böyle yapmazsan kendime zarar veririm.
Şimdi düşün. Öyle bir duruma düşmedim. Neyle kesinlikle ilgili tehdit ediyordun Murat'ı? Seni Murat'ın hayatındaki ne rahatsız ediyordu? Yok, hiçbir rahatsızlığı. Bence Aleyna ve çocuklar seni rahatsız ediyordu. Ben senin için kocamı bıraktım, buraya geldim. Senin karın hala burada. Onlar orada gitmezse, onlar gitmezse ben kendime zarar veririm. Orada değildi. Eşi sürekli arıyordu ya. Ha ben de dedim ki bak yapma dedim. Hani konuşma, daha bitti zaten senin ilişkin falan, eşinle bitti. Bak ben dedim vallahi kendimi öldürürüm, yapma dedim hani. Konuşma. Ondan sonra dedi tamam dedi, yapmayacağım dedi. Olay bu yani. Çok büyük İntihar edeceğim gibi kelime kullanmadım yani. Ama bir şey söyleyeyim bak, çok büyük bir hareket. Hiç tanımadığın insanların evine gidiyorsun. Ben mesela Murat'ın babasının yerinde olsam, yarın öbür gün ne yapacağı, sizi nasıl tehdit ettiğini bilmediğiniz birini hala evinizde tutup gelinim der misiniz ya? Bir an önce o insandan uzaklaşırsın. Her oğlunla küçücük bir kavgada alacak, kendine zarar veriyor gibi davranacak. Bununla da herkese parmağını oynatacak. Siz niye böyle bir insanı kabul ediyorsunuz evinizde? Hem 3-4 kez evi terk ediyor. Sen Murat'ı hep tehdit ediyorsun. Senin istediğin olmadığında. Tehdit olmadı abla, bak şunun evi. Yok, Murat'ın evinde ya, ben şakasını yaptım zaten Murat'a. Şaka değil bak, bu Aysun, şaka böyle olmaz. Elimde bıçak yoktu ki zaten. Vardı abla, Murat. Abla yemin ediyorum elimde bıçak yoktu. Bak dedim ben kendimi öldürürüm dedim bak. Hani şakasına söyledim. Abla o Murat da dedi ki, ben bıçağı zorla elinden almışım. Abla vallahi bak, Murat'ı arar Murat mısınız lütfen? Murat'ı lütfen, Murat'ı konuşur musunuz? Murat da yalan elinde konuşuyor. Bir nesne vardı hiçbir ya da kesici alet yoktu zaten. Hiç önemli değil ama bu tarzdaki cümleleri kuran insanların bile bana göre uzmanlar değerlendirmesini yapar. Abla hani şimdi bunu çocuk söylediğinde içgüdüsel davranır. Çünkü çocuk bilmez. Ama bunu söylediğinde karşı tarafta etkisini düşünüyorsan, bana göre burada bir hastalık da yatıyor olabilir. Senin de Aleyna'dan farkın olmayabilir. Zaten Aleyna ile görüşüyor arada bir. Murat telefon Bey almış. Telefon attığında. Murat Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayına. Hoş buldum. Aysun Hanım sizi tehdit ediyor. Kendimi öldürürüm diyor. Ya o şeyden dolayı, sebep şudur. Hani nedir? Yunus'tan ben dedi, Yunus'tan boşanmıyor, Yunus benden boşanmıyor dedi. Hiç ben alakası yok. Aysun doğruyu söyledi. Bunu yapacaksa gider onun karşısında yapar. Senin karşında yapmaz. Ben de onun hani benim şeyin hani demesine söylüyorum. Yalancılığa yalancı olma. Aleyna orada olduğu ve Aleyna'ya ve çocukları göndermen konusunda seni tehdit etmiş olabilir mi? Çocukları göndermek için şey. Bunun için tehdit etti seni. Niye yalan söylüyorsun? Vallahi yalan yuva yapmış sizden. Niye yalan atayım ben? Yalan söylüyorsunuz. Aleyna için beni niye tehdit ediyorsun? Aysun öyle söylüyor. Tabii ki edecek. Çocukların annesi. Etmedim. Sen onu evde tuttuğun sürece bu da ben geldim. O ya o kadın ya ben diyecek. Ya da sen şu şartı koştun. Hep beraber yaşayacağız. Alakası yok abla. Çok alakası var. Ablam buna yalancı. Senin abla benim ailem. Ya Yunus biz ya yalancıyız da sen düzgün müsün sen, yani? Sen düzgün müsün ha? Konu Yunus sen değil. Sen yalancı. Sen yalancı olmasa ablam rica ediyorum eski eşini bağlayın. Bağlayacağız eski eşini. Her şey ortak olsun. Burada çıkmaya kadar ben asla gitmem. Murat Bey, diğer Murat eski Bey. Eski eşini kuzen, bağlayın. Kuzen telefon attığında. Ha, kuzeni dinleyin. Evet Esra Hanım dinliyorum. Ha, buyurun Murat Altun telefon attığında. Yani şöyle, ben kısacası onlardan hani bir medet ummasını beklemiyorum sizin de hatta. Çünkü hiçbir zaman doğruyu söylemeyecekler. Ben bizzat şahit olduğum şeyleri burada aktardığımda beni bile yalancı çıkarıyorlar. Hani o yüzden Aysun'dan ve Murat'tan, tamam da, Murat, doğru bir cevap şey alabileceğiniz. Siz gelip evde oturmadınız mı birlikte? Evet gelip oturduk kardeşim. Demediniz doğru mi biz Yunus'u Aysun'dan boşandıracağız demediniz mi orada? Dediler. Orada dedim mi demedin, elini vicdanına koy, doğruya doğru konuşalım. Dediler ki Yunus hastadır. Dinle. Vallahi bir Allah'ın gücü yetmez Yunus'la Aysun'un boşanmasına. Buna sadece Yunus'un kendi kararı, ablam, kendi keyfi bilir. Yunus boşanmak isterse boşanır, boşanmak istemezse boşanmaz. Alemi cihanı serseniz, siz şunu söyleyin. Sizin yanınızdayken bu kız kendine niye zarar vermek istedi ve sizin yanınızdan niye 3-4 kere kaçtı? 3-4 defa kaçmadı. Sadece dedi kelime şudur bana. Yunus dedi. Ya, Yunus'tan dolayı yok dedi. Yunus benim yerimi bulur dedi. Sen ben buradan kaçıp başka yere gideceğim dedi. Ondan sonra daireye gittiler zaten. Uçağı aldı dedi. Murat dedi ben o Yunus'un yüzünden dedi kendime intihar edeceğim dedi. Evet öyle ya, dedim. Yatağımdan düşmüyor dedi. Ne yalan konuşayım. Yalan. Niye seni cezalandırıyor? Öyle dedim. Yunus'u cezalandırması gerekirken bunu senin önünde yaparak. Sen niye onu cezalandırıyorsun? Bunun evinde de kaç defa yaptım, canımı ya, zor yaptın kurtardım. Ben kendi canımı zor kurtarmak Allah için gelip bana kapıları tuttu. Hayatım senin kendini kendinden koruman lazım. Kendin, başka birine ihtiyacın yok.
Bir dakika canımı alsın. Murat bak, Bey. Ablasını bak söyledi. Murat büyük Bey, ablasına Ayşe bağlı. Hanım. Alacak zaten senin canını alacak merak etme. Size diyor ki, size şöyle bir imaj çiziyor. Diyor ki, ben boşanamıyorum. Sen de bana yardım et. Benim dediğim olsun bak elimde bıçak. İki yüzlü oynatıyor. Yunus'a da diyor ki, ya burada Murat bana çok iş yaptırıyor. Çocuklarına da bakıyorum. Ellerim çatladı diyor. İkinizi de... Bunları ben söylemedim etmiş. Diyorum abla. Mesajlar yalan mı söylüyor? Bunlar bana ben söylemedim diyorum. Ya, hasta numarası yapıyorsun ya Yunus'a. Ya, diyorsun, öksürüyorsun. Değil mi? Dün abla bak ben bunları ben söylemedim. Bak benim kısa kayıtlarım biraz daha ileri var yok, zaten. Abla, ileri yemin yok. Olsun sadece buradan burada. Çıkmak gerçekten nasip olmasın. Benim nasip bayağı olmuyor ses kaydım. Sana. Bana dedi ki... Bak kes sesini. Ne kes sesini? Sesini kes. Yalan abla, konuşma. Abla ailem bundan ha? Şeydi zaten. Dedi abla. Ki bundan sana eş olmaz dedi. Yalan, bundan de sana eş olmaz gerçekten dedi. Sen bundan ne eş olur ne koca ne şey olur. Yalan, baba konuşma. Olur dedi. Şimdi aynı şey mesela Murat'tan sana eş olmaz diyor. Sen bizi dinliyor musun? Dinlemiyorsun. Ya. Doğru mu? Ben dinliyorum sizi şu Murat'tan an. Murat'tan sana eş olmaz. Buradan Murat'ın yanına gitme. Murat ayı bir yerde olsaydı karısı yanında dururdu. Şimdi ben sana bunu söyledim. Hı. Sen ne yapıyorsun? Murat'ın yanına gideceğim evet. Diyorsun. Sorumluluğu alıyorsun. Ben diyorsun Murat'ı seviyorum. Evet, bütün sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Kendi üzerine. Evet. Bununla da evlenirken hı. Ailen sana kızım bunu yapma ben dedi. Ben bundan boşandığımda... Yaptı. Mümkünse... Sorumluluk kimin? Senin. Bitti. Hı hı. Mümkünse ben bundan abla, bizzat rica hemen rica ediyorum bak size elin ayağında gelin eski eşini bağlayın. Tüm şeylerini çıksın ortaya. Bak rica ediyorum. Aleyna'yı mı? Aleyna'yı bağla. Tüm eski meseleyi Murat'la ne yaşamış ne yapmış çıksın. Benim bildiğim kadın 4 çocuğu var. Nasıl kardeşi onu bırakıp gidiyor, çocuklarını ya bırakıp gidiyor? Ya o benim ailemi bir sıkıntım var. Aşkım biliyor zaten. Onu ben oraya yayına taşımak zorunda değilim. Ablam, onu ben yayına taşımak zorunda değilim. Yayına taşımak, bakın yayına taşınsın. Murat Bey. Rezil edeceğim seni. Bir dakika, Murat Bey, Aleyna Hanım'la... Sen ancak kendini rezil edersin. Aleyna Hanım'la kaç yıldır dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz? Hala da konuşuyor. Kaç yıldır berabersiniz Aleyna'yla? 7-8 yıl olmuştur. 8 yıl. Aleyna'nın %70 ya da %80 zihinsel engeli olduğu iddiası doğru mu? Öyle bir şey var. Ben öyle bir şey var diye duydum evet. maaş alıyor mu Aleyna devletten? Allah babası alıyor ben almıyorum. Maaş kartı bir kimdi? Bir sistemden paranın nerede çekildiği belli oluyor zaten. Peki güzel. Bir bakabilirsiniz yani. Tabii. Maaşı babası alıyor. Siz niye nikah kıymadınız Aleyna'yla? Artık babası... Nikah yapamadım ben. Yapamadınız. Ondan sonra belli bir sıkıntılar oldu. Ayrılmak aşamasına geldik yani. Peki çocuklarla ilgili velayet kararını neye göre yaptınız? Belirlediniz. Mahkeme kararıyla. Mahkeme kararıyla mı? Evet. Gerçekten gönderir misin bana bunun evraklarını? Evet. Lütfen gönderin. Mesela bu telefon kapandıktan dakikalar içerisinde gönderin bekliyorum. Aleyna Hanım şu anda nerede? Ankara'da. Şu an değil. Ne Ankara'da? Hayır, İstanbul'da Ankara'da. Abla. İstanbul'da Ankara'da. Vasisinin eğer dediğiniz gibi ise vasi babanın bulunduğu yerde olması lazım. Vasiyi başka bir yerde. Böyle bir düşünsenize bir. O kadar Aleyna. Çok araştırdıysanız Aleyna'nın vasisi babası olduğunu bile araştırmanız tamam. Lazım. Abla. Zaten bildiğim soruyu Bağlayın soruyorum abla. Size. Sendeki cevabı evet. Bekliyorum. Ama sen de diyorsun ki ben karımın zihinsel engeli olduğunu bir yerlerden duydum. Şunu söyleyeceksin. Evet benim karım zihinsel engelli. Ben 3-4 sene maaş sonra alıyor. Duydum. 3-4 sene sonra duydum. Ya kardeşim ben niye seninle nikah... Bir saniye ben seninle niye nikah kıyamıyorum demedin mi? Belediyeye gidip başvuru yaptığında siz niye geri döndüğünüzü sorgulamadın mı? Sorguladım. Vasisi babası olduğu için, babası gelmediği için de olmadı. Allah'ım sen de düşünsenize Aleyna Ankara'da olsa ben oraya gidebilir miyim? Hocam. Gidemem, kabul edemem. Aleyna Ankara'da olsa ben kabul ama edemem. Ama o seni evliyken kabul ediyor ama ne fark eder? Ne fark ediyor? Kumarlar seni almış. Ama eski eşini bağlayın. Tamam. Her şey ortaya çıksın. Deliler, pislikler hepsi ortaya çıksın. Çıksın ki ben rahat edeyim. Ben bitirmek istiyorum. Abla ne olur yok, ben bugün ben burada... ben bitmek istemiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Peki ablam deliler bir an önce bitirmek kadar, istiyorum. Yunus senden şunu istiyor. Her şeyi itiraf et. İtiraf yok ki. İtiraf sonra. Bile diye bir şey yok. Her şeyi çıkardım zaten. Her şeyi söyledim benim ben. Benim anlaşmalı boşanmamın tek bir şartı var diyor. Ses kayıtları ortada, yazışmalar ortada. Evet ben bu yazışmaları yaptım. Yunus senle dalga geçtim. Senin o sırada seni kandırdım desin ben boşanırım diyor. Vallahi ben o mesajları yazmadım abla. Yok ablam her şey çıkmayın ama asla boşanmam. Ve ben burada da gitmem gerekse rezil de olsun. Ben zaten sen buraya çıktın rezil oldun ki. Sen de rezil olmuşsun. Hayır.
Öksüren bak, sen misin değil misin? Öksüren benim ama ilerisi mesajlarımız da vardı. Yok, ben dedim bak, ki istemiyorum seni bak, dedim. Öksürüyorsun ya. Aha. Öksürdükten sonra aynı... Yok niye öksürdüm? Paranşitim sonra... olduğu için. Ha. Bir iki saniye sonra Murat yazışıyorsun da işte. Dahil diyorsun. Öksürüğü kabul ediyorsan mesajların hepsi sana aittir. Hayır abla bak ilerisi ya mesajları ben yazmadım. Karar ben mesajları yazmadım. Yemin olsun buradan çıkmak nasıl? Yemin olmuyor zaten sana. Keşke evet. Yemin olaydı çarpılaydı sen. Mesajlardaki benim ve sonrasındaki yazışmayı kabul ediyor. Ama Yunus'u... Yunus'a ben gelmek istiyorum dediğini kabul etmiyor. Nasıl? Sen diyorsun ki ben buradan çıkmak istiyorum. Beni buradan kurtar. Hatta o da sana diyor ki sen diyorsun ki ben senin küçüğün değil miydim? He, o da abi. Diyor ki evet sen bana benim... Bana dedi ki abla ben sen benim küçüğümsün hala demişti. Abla hatta ben diyor ki ben hatırlıyorsun. Ben şeyin değilim dedim orada. Abla. Evet ben senin küçüğünüm. Abla, ben öyle bir şey yazmadım abla. Hayatım yazmışsın. Öyle bir şey yazmadım ya. Ay, bak Instagram'ımı kullanıyor o. Aysuncuğum. O şu an Instagram'ımı kullanıyordu. Bak Aysun. Teknoloji yalan söylemez. Ama biliyorum yalan söylemez. Ses kaydını Ankara'dan Elazığ'a gönderen sen, diğer yazışmaları tek başına bir yapan bu. Bir Instagram'a giriyorum tamam mı abla? Sen bir tek Yunus'u ve Murat'ı kandırırsın. Ha, onun dışında ne beni ne başka birini kandıramazsın. Hiçbirini kandırmıyorum. Murat'ı sevdiğim sen, için onun yanına bak tekrardan. Kocandan kaçıyorsun ona gidiyorsun. Hem Murat'la cilveleşiyorsun hem eski bizi kocanla cilveleşiyorsun. Aslında öyle bir söz konusu yok abla. Söz bir dünyanız var ya. Ne heyecan adrenalin bağımlısı çıktınız ya. Abla bak beni dinler misiniz? İnsana bir stres yeter. Bu iki stres yapıyor. Kaçtı adamın yanından. Ben şimdi stresi yapmıyorum. Çok özür dilerim. İnsan birinin yanına kaçıyorsa kocasıyla dönüp sevgili gibi şey yapar mı ya? Niye bana konuşuyor ki? Niye bana gurur şey veriyor, umut veriyor ki? Madem gitmiş al sana mübarek olsun. Abla aradı, dedi ki ben seni seviyorum, atıyor. Boşanmak istemiyorum. Senle dedi ki Muro'yla Murat'ın babasına kado diyordu. Senle Muro'yu rezil edeceğim dedi. Abla, dedim sen onlara hiçbir şey söyleyemezsin abla, dedim. Abla hepsi yalan söylüyor. Abla bak, vallahi yalan söylüyor. Valla yazışmaların hepsi şimdi he. Önümüzde yazışmaları abla, okuduğumda. Var, kanıtlarım var, her şeyim var. Yunus sen şey pardon. Seni Aysun, istemeyen kişiyi sen niye daha zorluyorsun? Ben rezil edeceğim. Hayır Aysun sen çok hayal görüyorsun da. Nasıl? Hayal görüyorsun. Şaşırtıyorsun Allah, hayal yani. Nasıl çok yani? Hayal görüyorsun. Hayal falan. Gerçekten hayalperestsin. Asla öyle bir şey değilim. Kafası yerinde değil. Acaba ne madde kullandın geldin sen buraya? Kafan dengen yerinden değil senin. Abla ha? Bana aradı dedi ki senin yüzünden ben içki içiyorum dedi. Ne? Bak sen söz abla, vermiştim bak. Dedi. Bak şimdi bak. Aysun'la ses kaydı gönderiyorsun. Heh. O öksürük 4 saniyelik ses kaydından sonra. Onu kesti. Yunus. Neden 2 gün sonra dedi ki Murat'a dedi ki bekle 2 gün sonra... Ses kayıtları, mesajları... Aysuncuğum, senin ses kaydının süresini sen belirleyebilirsin. Dışarıdaki bir telefon belirleyemez. Sen ne kadar ses kaydı göndermek istersen o kadar gönderebilirsin. Hı? Dışarıdan buna müdahale edemez. Sen de bu adamı şey ya Elon Musk falan yapma yani. Onu yapamayacağını hepimiz biliyoruz. Ya abla şimdi sen diyorsun bak ki şimdi, bir ona ışık bir veriyorsun, sen. Bir Murat'a ışık veriyorsun tamam, okuyorum. Değil mi? Murat Bey, ışık veriyorum Murat'ı sevdiğim evet, için söylüyorum. Valla sinyal mi ışık mı neyse yapıyorsunuz işte. Ses kaydından sonra... Yunus tüm duygusallığıyla karısını isteyen bir koca olarak şunu yazıyor. Okuyorum. Okuyorum. Buradayım kurban olduğum. Ben onları yazmadım ki vallahi. Ben sana sen yazdın diyor muyum? Ben Murat, yazdım. Şey Yunus yazdı ben diyorum. Ben yazdım. Ben mesajımı biliyorum. O diyor ki buradayım kurban olduğum. Ağlama bak ne olur diyor sana. Hı-hı. Sen cevap veriyorsun. Okuma yazman var mı? Var. Gel sen ok. Oku. Oku. Ben sesini okumak istemiyorum abla. Ben okuyayım. Siz okuyun. Tamam. Ölürsem ölmeden sana mektup yazıp oraya gönderirim. Sana ulaştırırım. Ondan sonra bunları öleceğim. Ben yazmışım. Ben yok yazmışım. Ben yazmışım. Abla, Ali abinle biz yazışmışız. Bak, yok ya hayır diyorum. Bunları diyorum Allah'ım ki. Allah'ım ya. Abla. Gücüm kalmazsa sensiz dayanamasam. O da diyor ki tamam ben de geleceğim zaten. Soyadım varsa beni... Bak. Senin yanına gömsünler. Abla baksana şu fotoğraf benim değil mi? Ve profil. Ölüme kadar benim. Varsak kalacak o soy isim sana ait. Bak Aysuncuğum. Teknoloji az çok bilen biri olarak. Abla ben gerçekten sen öyle bir şey yazmadım. Ses kaydını gönderdikten sonra. Çünkü ben gerçekleri söyleyince inandıramıyorum. Ses kaydını gönderdikten sonra bu yazışmaları yapıyorsun. Bu adam senin adına girip yazışamaz. Yazışabiliyor. Yok görüşemiyor. Ben Instagram'ıma giriyorum. Bir Instagram'a ya. Giriyorum bütün mesajlar peki, siliniyor. Aynen. Tamam bir tane. Kimse o zaman senin bir WhatsApp numaran var değil mi? Var. Evet hangisi abla? 5 bilmem kaç. Tamam söyleme numarayı. Tamam. O WhatsApp numarasını numarasından Yunus'a mesaj atıyorsun. Benimle buradan konuş, ismini değiştir diye. Ben mi yazmışım? Yok nenem yazmış.
Nenem gelip o da yazmış gitti. Sen herkese rezil ya. Oluyorsun sen. Sen de rezil olmuşsun. Sen kendin farkına var. Bu arada rezil. Yazışma tuvalet molası sebebiyle duruyor. Yunus kibar bir erkek olduğu için kusura bakma lavaboya gittim diyor. O da cevap, sen de cevap veriyorsun. Ben de başka seni kim, benden başka kimse seni mutlu edemez. Emin ol ki. O da diyor ki biliyorum. Sonra diyor ki Yunus, sen ağladın ya, kendi canıma kıydım, elimi duvara vurup bir parmağım kırıldı. Ben mi yapayım işte? O kırıyor. Abla gerçekten bunlar bana ait değil. Bak, WhatsApp'ı sen kullanmıyor musun? Bir saniye. Bunlar bana ait sonra değil. Diyorsun ki, sen Muro'yla tartışmışsın, telefon elinden almış, sen laf söylemişsin bilmem ne. Kıyamam sana, ölürüm sana Yunus'a yazıyorsun. Benim yerimi söyleme ne olur kurban olduğum. O da diyor ki evet tartıştım, sinirlendim dedim. Ben gideceğim diyor ki seni bırakma. Heh. Abla vallahi bana ait değiller. Ablam bak. Yemin ediyorum bana ait değiller. Yalan. Ablam bak. İndisinamda yine rezil ediyor kendini. Çıkıyor. Ne zaman hangi resmen yerde başvuruyor? Resmen rezil ettirtiyorsun kendini. Açılmış hepsi çıkıyor. Ablam haksız mıyım? İndisinamda ay paydasını çıkarttın. Abla dedi ki bekleyin 2 gün sonra. Murat'a dedi ki 2 gün sonra mesajları göndereceğim. Neden 2 gün sonra hemen değil de 2 gün ben sonra? Ben geldim bu ya. Ben bu neden 2 gün sonra sandım. Değil de hemen... Hemen atladı 2 gün sonra. Bak bana bak bana. Ben Asa ablama sığındım. Yapacak bir şeyim kalmadı. Rezil ettin ya kendini. Ben buraya geldim ki hep ya seni çıksın. Sen kendini rezil ettin. Sen bu yazışmaları onunla yaparken senin ailen ve aile üyelerin bu yazışmaları görüyor. Onlar da diyor ki evet o kız orada mutsuz. Hı-hı. Gelmek istiyor. Değilim mutsuz. Sanırım kurtulamıyor. Çok da mutluyum. Orada çok da mutluyum abla. Mutlu şunu değil. Söyle Aysun. Gönlümü eğlendirdim seninle de. Gönül kiminle? Yunus'la mı? Evet. Hayır ben onun şiddetinden dolayı şiddetle kaçtım. Şiddetle alakası yok. Bazı nedenlerden dolayı kaçtım abla. Abla yalan söylüyor. Şiddetle alakası yok. Bak, Instagram'da bazı şeylerini de görmüştüm sen, ben bunu. Peki ben bunu tam bir şey söyleyeceğim. Sen neden geçen gün bana dedin ki Murat TikTok'ta biri var ona konuşuyor. Hadi sen bir dedin araştır. Ki... Sen bir öyle bir şey, ben öyle bir şey demedim. Sen dedin ki... Yalan söyleme. Sen Aleyna kim dedin? Kesinlikle. Dedim seni ilgilendirmez dedim. Kesinlikle. Sen de dedin ki ben bunu ortaya çıkaracağım dedim. Ablam yalan söylüyor. Aşırı abla. Bir yalan. Aşırı. Hep böyle miydi? Yalan sensin. Ablam zaten... Hep böyle miydi? Evde de aynı şekilde ben yine idare ediyordum. Evde yalan de aynı şekilde. Yalan. Abla yemin ediyorum ailem bunun yüzünden yalanlarından bıkmıştı. Yok ailesine bağlayın. Yemin ediyorum aileme de... Lütfen aileme de bir bağlar mısın? Büyük ablasına bağlayın. Yunus'un yalanlarından bıktı mı? Büyük ablasına bağlayın. Yani bıktı çünkü ya, o kadar yalan atıyordu ki. Aşırı, ya Diyarbakır'a Ergani'de oturuyordum. Ben hayatımdan %80 engeli olup geri kalan %20 zihnini bu kadar verimli kullanan bir adam görmedim. Aynen. Abla bir dakika. Bu kadar somut, hiçbir şey bak sözlü değil. Diyarbakır'a Ergani'de oturuyorduk. İspat gösteriyor. Şimdi telefon attığında Arzu ablam vardı. Aynen. Kapandı. Ya peki. Zaten Arzu abla zaten bunun arkasında. Yalanlar kimin ablası o? Benim ablam. Bir saniye. Senin ablan kimin arkasında? Yunus'un arkasında. Tamam. Abin kimin arkasında abim varsa? Abim yok. Peki diğer aile üyelerin kimin arkasında? Yunus'un arkasında. Peki yalan söylediği hepsi için Yunus'un ailen arkasında. Yunus'tan bıktı mı? Efendim? Ailen Yunus'tan bıktı mı? Zaten dediler bundan sana eş olmaz tamam, dediler. Tamam söylesin. Bunu bırak dediler. Bir şey söylemek istiyorum bu cümlesinin üzerine. Son cümleler sürem kısıtlı. Yunus Bey'den iyi bir eş olmaz diyorlar. Sizden iyi bir eş olur mu? Benden iyi bir eş olur. Olmaz. Kime olur? Murat'a. Evlilik birliğinde sadakatsizlik yapan bir kadından asla kimseye eş olmaz hanımefendi. Vallahi oluyor. Kusura bakmayın. Siz... Murat'ın yanına gideceğim. Bence şimdi her zaman söyle bak bir şey söyleyeceğim. Evlilik bir haksa boşanmak da bir hak. Yani her evliliğin her çiftin mutlu olacak diye bir kaide kural yok. Ya da evliyiz ve mutsuz olduğumuzu o evliliği sürdürmek zorunda değiliz. Ama biz tabii toplum olarak şöyle yetiştirildiğimiz için çocuklar varsa hep o evliliği tekrar kurtarmayı, inşa etmeye ve düzeltmeye çalışırız. Bu takdir edilecek bir davranış. Ama sizin çocuğunuz yok. Yok. İyi ki de olmadı. Ve ilişkinizde sizi mutsuz eden şeyler olduğunda boşanmaya gitmeniz, birbirinizi üzmeden, incitmenizden... Ben kaç defa söyledim buna? Çok daha kolay. Söylemeyeceksin hayatım. Ben dedim ki istemiyorum seni. Ben... Ya bunu ya yapacak olan ya. Murat'a karşı söyledim. Muro diyor ya. Ben yapma anneme ya. Kaç defa söyledim. İnsanları bir an önce bitirmek lütfen, istiyorum ama. Adliye koridorlarını gerekirse avukatları kullanarak boşanmanı sağlıklı gerçekleşsin. Ben istemiyorum seni. Hadi Aysun gel.
Rezil ablam, rezillikleri hepsi ortaya çıkarttın. La oğlum. Sen rezil olmuşsun. Sen rezil olmuşsun. Bunun rezillikle alakası yok. Hayır. Kusura bakmasın. Kendini suçlu, haklı duruma düşürüyor. Neden ben ben haklı duruma düşmüyorum da o kendi haklı durumuna düşürüyor? Sen yalan söylediği için. Mısınız? Ablam, nasıl ben onun yanında daha durabilirim? Ablam eski eşine bağlayın. Nasıl ben onun yanında daha durabilirim? Seni ilgilendirmez eski eşiyle. Seni ilgilendirmez eski eşiyle. Ama şimdi sen onun resmi nikahlı eşisin ya. Bu durumda her iki kadının mağduriyeti, her iki kadının içinde bulunduğu durum onu çok ilgilendiriyor. İlgilendirmez abla. Onun ailesinin hiçbir... Seni ilgilendirmez. Mesela sen geldin diye Murat Bey'in hemen Aleyna'yı dört çocuğun annesine göndermesi, kapı dışarı etmesi seni ilgilendiriyor mu? Hayır, ilgilendirmiyor. O da beni gurur ilgilendiriyor. Gurur duyuyor musun seni seçtiği için? Evet, yani seviyorum. Ben de Murat seviyorum. Aa, rezil. Murat da beni seviyor. Sensin rezil. Ne güzel. Dört tane çocuğu bıraktı ve beni seçti diye gurur duyuyorlar. Söyleyecek başka hiçbir sözüm yok. Yani vicdan, vicdan, vicdan. Bolca da merhamet diliyorum ki insanlar sağduyulu yaklaşıp en azından empati yapabilsinler. Birazcık bir empati yapsa, kendini o kadının yerine koyabilse o kapıda acaba bir dakika durabilir mi? Fatma Olgun, Fatma Demiray ve Mehmet Emin Kanlı geliyor, buyursunlar. Kiminin kızını, kiminin oğlunu, kiminin kardeşini kandırdı. İnşallah doğru yolu bulursunuz. Mehmet abi oğlunu görmek için buraya gelmişti. Oğlum bırak gel buraları, beraber gidelim. Burada yedirme kendini. Ana baba, ben burada kimsenin gidiği midiği falan yok. Ben kendi özgür irademle, Allah ve Resulü'nün ne demiş ben ona göre geldim. Allah'ın izniyle de buradayım. Benim dönmeye niyetim yok. Kaç aydır babanı görmüyorsun? Ne kadar süredir babandan ve ailenden ayrısın? Valla bir yıl oldu aşağı yukarı. Niye babanla iletişim kurmuyordun, konuşmuyordun, dertleşmiyordun, bir baba oğul gibi sohbet etmiyordun? Şimdi dertleşmememin sebebi şudur. Ben söylüyorum böyle böyle, bunun o olduğuna binlerce delil var. Yok oğlum bu o değil diyor. Sırtına nübüvvet mühürü olur. Sakalları kesmiştir aşağı doğru. Ama mesela o sırtındaki mühürle ilgili olduğu iddiası var. Dövme yaptırdı ve bir burnunun da yamuk olması için burun estetiği yaptırdı iddiası var. Hepsi yalan, iftira. Nerede tanıdın sen? Yani internette mi denk geldin? Hepsine de şahidim. Yoksa bir arkadaşın mı aracı oldu? Ben Mersin'de yük gemisine gidecektim. Orada sınavı bitirmek üzereydim. Bana bir arkadaşım attı. Kanka dedi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmiş dedi. Ben de kendisine dedim ki, nereden biliyorsun kanka dedim. Sözde değil, özde Mehdi. Sen kendini bunu inandırdın. Sizin yapmış olduğunuz iş, göreviniz nedir? Benim yaptığım iş çobanlık. Gelir kaynağınız nedir? Bizim gelir kaynağımız herkes burada Allah yoluna hicret eden, Allah davasına canını malını koyup evini arabasını satan, artı burada geçim öyle. Bu kalmış olduğunuz otelin parasını nasıl ödüyorsunuz? Ben param var ödemiyorum, bir şey ödemiyorum. Sosyal medyadaki hesaplarınızda yapmış olduğunuz yayınlarda savaş çıkacağını söylüyorsunuz. Siz savaş çıkacağına inanıyor musunuz? Evet. Bir hazırlık yapıyor musunuz? Ne bileyim, yemenizi, içmenizi, o savaşta kullanacağınız her türlü ihtiyacınız olan her şeyi hazırladınız mı? Bilmiyorum. Ben bu soruya da cevap vermek istemiyorum. Hayatım, insan savaş çıkacağı çünkü zaman... Çünkü bilmediğim soruya nasıl cevap vereyim? Ömerciğim, nasıl savaşacağını biliyor musun peki? Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Ama bizim de bedenen, ruhen bir şey yapmış olmamız gerekiyor. Tamam, bu zamanın savaşı da ilimle. Bu i̇limle savaşın mi? Cihatı ilim. Babana haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Onları yok saydığın için günaha girdiğini düşünüyor musun? Ben kimseyi yok saydığım yok. Valla dilim nutkup tutuldu Esra Hanım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Takıldım kaldım. Eve dönmesini istiyorum. Hadisler ışığında Mustafa Çavu Mehdi olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Hadislerde Deccal'in çıkacağı söyleniyor. Deccal çıktığı zaman Mehdi'nin o zaman çıkacağı söyleniyor. Önce Deccal şu an hayatta mı? Vakıf değilim, o yüzden konuşmak istemiyorum. Ama şimdi sizin bu soruya en doğru cevabı vermeniz gerekiyordu. Şaşırdım. Aslında şu görüntüyle oradaki kişilerin iradesinin serbest olmadığı,
istedikleri şekilde kendilerini ifade edemediklerinin de göstergesi. Ve yetersiz kaldığını düşündükleri anda da sözü kesiliyor kişileri. Hemen çekiliyor. Ben asıl şunu merak ediyorum. Sözde Mehdi'nin bu yayınları izleyip nerede olduğunu, nerede saklandığını... Hoş geldiniz. Dün Mehmet Emin Kanlı oğlu Ömer'i görebilmek için Bayramiç'teydi, Küllüce köyündeydi. Dün oğlunla ilk kez bir yıl sonra bir araya geldin. Evet. Yayın sonrasında oğlunla uzun uzun vakit geçirebildin mi, sohbet edebildin mi, konuşabildin mi? Evet, içeri aldılar beni. Oturduk, çay ikram ettiler, kahve ikram ettiler. Ve başladılar bana hadis, 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 hep burada olan şeylerin hepsini kendi çıkarları için yaptıklarını söylediler. Yani sizin çıkarlarınız için yaptığını söyledi. Reyting olacakmış, bilmem neymiş. Benim kafamı çalmaya çalışıyorlar orada. Alacağım canlı bağlantıyı ama bir soru soruyorum lütfen. Evet. Yani benim beynimi çalmaya çalışıyorlar orada. Hadisler şöyle, hadisler böyle. Ben orada oğlumu görmeye gittim. Üç kelime konuşamadım oğlumdan içeride. Beni çemberi aldılar. Her kişi bir taraftan sen oğlumla özel vakit hadis geçiremedin mi? Geçirdim, beraber oturduk da ama... Bireysel anlamda bireysel ikiniz baş başa... Görüşemedim. Görüşemediniz. Peki Bayramiç Küllüce köyünde... Çünkü hep aldılar beni, sözde, sardılar etrafından. Mehdi'nin ve üyelerinin kalmış olduğu yerden Hasan Demir canlı yayında söz hakkını ve cevap hakkını kullanıyor. Hasan Bey hoş geldiniz yayına, söz hakkınızı kullandığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Esra Hanım, ben de teşekkür ediyorum. Caner kardeşim rica etti, son kez bir dedi kendinizi anlatmak isterseniz buyurun yayına çıkacağız dedi. Yalnız şöyle bir ricam olacak. Lütfen bakın sözlerimin yarısı kesilmiş. Hiçbir absürt bir şey söylemediğim, bir hakaret olmadığı halde sözlerimin yarısı kesilmiş. Ben sadece sizinle veya Hülya Hanım işte oranın program şeyi kimse sizinle muhatap olmak istiyorum. Ve sözlerimin lütfen kesilmemesini istiyorum. Ben... Aykırı bir şey söylemedim bugüne kadar. Sözcüklerinize, kelimelerinize dikkat ederseniz cihazımızın başında bu konuda Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun tüm kurallarını bilen bir arkadaşımız görevli. Bu tüm televizyon kanallarında böyledir. Evet, zaten uygun biz bugün olmayan de, biz bugün tüm de sözcükler, kendi kaydımızı da yapıyoruz. Bakın, şunu anlamıyorsunuz. Da yapıyoruz. Şu sizin an bu kaydı, sözcükleriniz bu yayını... değil. Sizin bu yayını bizimkiler de kaydediyorlar. Ben de uygunsuz bir cümle söylediğimde... O kişinin görevi benim bile sözcüklerimi, uygunsuz sözcüklerimi biplemektir. Ama Esra Hanım, Esra Hanım peki ben geçen gün dedim ki buraya iki tane araba gece 4'te geldi, bize küfürler ettiler, hakaretler ettiler dedim, kesilmiş. Bunun neresinde bir absürt bir şey vardı? Onun başında ve sonunda hiçbir bir şey cümle kullanmış yani olabilirsiniz. Yani sizden tek rica ettiğim, etmem... Ben size hemen sorularımı emin sorabilir miyim? Emin olun. O yüzden bugün de kaydı alıyoruz. Bugün peki, de biz alın, kaydı alıyoruz. Siz, bipsiz ben kayıt lütfen sizinle alıyorsunuz. Muhatap olmak istiyorum. Ben... Hiçbir ailenin tarafı değilim. Niye hiçbir ailelerle muhatap olmak istemiyorsunuz? Akşam sizler... TikTok'ta seni kötülemişler Esra Hanım. Ben muhatap... Ben çok alışkınım böyle. Niye kötülüyorlar o zaman? Ben oradaki ailelerin muhatabı değilim. Buradaki insanlar birer reşit birey. Bakın hep diyorsunuz ya örgüt, vekil, sözcü. Siz hayır. Bir... Hayır, tarikat ben siz rica ettiğiniz için ya, çıktım. Hasan Bey siz bir tarikat mısınız? Benim ilk gün konuşmamdan sonra abi bundan sonra sen konuş dedikleri için çıktım. Ben kısaca kendimizi anlatayım. Biz tarikat değiliz. Bizler Mustafa Çabuk'un Mehdi Aleyhisselam olduğuna inanan ve onun yanına gelmiş, onunla burada bir hayat mücadelesi veren yaklaşık 160-170 kişi insanız. Biz hepimiz kardeşiz. Çeşitli hepimiz illerden. Kardeşiz. Peki bakın, hemen hani, sormak eğer istiyorum. Eğer buradan İslam hali, bakın. Bulunmuş olduğunuz yere, bu sizin sözde tarikat olmanızın dışında bulunmuş olduğunuz yerle geçtiğimiz 2023 yılı Kasım ayı bu kazı çalışmasından sonraki süreçle başlayan bölge halkının sizden duymuş olduğu bir rahatsızlık var. Sizin yaşam tarzınızla ilgili değil bu rahatsızlık. Onların kendi köy halkına ait olan bu işletmelerin Halil Koç'a kiralanması, Halil Koç tarafından sizin sözde hocanız Mustafa Çabuk'un babasının kiralaması, sizin orada kalmanız ve sizin oradan tahliyenizi istiyor. Köy halkının Kasım ayından, Kasım 2023'ten beri sizin bu konuda yapmış olduğunuz internet yayınlarınız da var. Oradan kovulmak istediğiniz, sizi sokağa atmak istediklerini söyleyen, yayınlarımızın çok öncesinde başlayan huzursuzluklar. Külcüler Köyü ve çevre sakinleri... Niçin sizin o otelden çıkmanızı istiyor?
Evet. Biz kendi YouTube kanalımızda da bunun cevaplarını verdik ve yükleyeceğiz videoları. Dün TikTok'tan da yayın yaptık. On binlerce insana resmi belgelerle bakın. 170 şekilde kişilik, öyle tarafı olmayan size yapılan ihbarlar. Bir dakika. Aynen. Oteli resmi belgelerle. Kim kiraladı Halil Koç'tan? Köylüden Halil Koç alıyor. Halil aynen. Koç'tan kim bakın. Kiraladı? Tabii. Aynen bunların hepsi cevabı verildi ama şurada şöyle bir yanlış ben anlaşılma var. Ben size soruyorum var. Şu anda. Şöyle bir yanlışlık var. Halil Koç'tan aynen. Kim kiraladı? Gelişim. Mecburen kağıt üzerinde olması şirket gereken. Şirket sahibi kim? Serkan Öztürk'tür zaten şeyi. 19 bilişimi. Serkan Öztürk her şeyi çalışanı her şeyi Serkan Öztürk'tür ve tabela şirketi olduğu da emin bellidir. Emin misiniz? Bunun cevabını verdi. Emin YouTube misiniz? Kanalımıza... Evet eminim. Bakın devletin kayıtları var. Bakın hanımefendi bakın hepsini belgeleriyle, resmi belgelerle dün ispatlayarak devletin bir yayın yaptık var. Ve yükledik. Devletin yükledim. Aradığı kişiyi niye teslim etmiyorsunuz? Yalnız, devlete bu kadar güveniyorsunuz. Devletin hukukuna da uyacaksınız. Hanımefendi devletin aradığı kişi buradaysa devlet, Hülya Hanım devletin aradığı siz kişi buradaysa adına, bizim kapımız açık. Bakın, bakın sözde kardeşlerimiz geliyor. Dün jandarmalar geldi, başkaları geldi, daha önce 150 polis geldi. Size icazet vermeden konuşabilme ihtimaliniz bile yok. O yüzden hukukun aradığı kişinin nerede nasıl olduğunu yok? O, söyleyeceksiniz. O senin iddiandır Hülya Hanım. Hülya Hanım o sizin iddianızdır. O zaman Mehdi'nin burada, adına konuşmayacaksınız. Burada, şu anda onun bakın adına konuşuyorsunuz. Kendi adınıza aynen yine sesi size. Kesiyormuşsunuz. Eğer kesecekseniz ben konuşmak istemiyorum. Hasan kaçma, Bey neyin yani hangi sözün konuşmak istemiyorum iddia eğer kesiyorsanız. Yapmayın Allah aşkına. Şu anda yayından kesildiğini söylüyor kardeşlerim. Yapmayın İçeriden Allah aşkına. Televizyondan izliyorlarmış. Toparlamayın lütfen. Bakın televizyondan yapmayın. Sesimin kesildiğini Hasan söylemişlerdir. Bey, çok özür dilerim. Hanımefendi öyle biz mürit toparlamıyoruz. Bakın Bayramiç halkı bize öfkeli diyorsunuz ya. Bakın az önce bir aile geldi. Adam, çocukları, karısı, dün gençler geldi. Bayramiç merkezde herkes bize destek mesajları yapıyor. Buraya ziyarete gelmeye başladılar. Nerede ne kadar güzel. Ha şirket adımı biplenmiş. Tamam gidelim, o zaman özür diliyorum. Göreyim. Şurada evet. Açıklamak istediğim kısa bir yer var. Köylü halkımızın bilmesi gereken, Bayramiç halkının bilmesi Allah gereken kısa bir şey var. Yapsın. Hanımefendi, burası Halil Bey'den önce burada herhangi bir tesis yok, bir yapı yok. Burada bir yanlışlık var. Halil Bey devletten bu peki, tesisi kiralamadı. Sonra siz aldınız Halil ve Bey sizin devletten 49 bu yılına bu arsayı aldı ve üzerindeki her şeyi Halil Bey yaptı. Bireysel kullanımınız neticesinde artık kanun, Kültür Bakanlığı... işte kaymakamlık, noterden evet. Gelen ihtarnamelerle diyorlar ki siz buradan çıkın. Şimdi siz oradan... Peki niye diyorlar? Onu da söyledik. Peki sizin bunun oradan tahliyeniz isteniyor. Ama. Sürede kısıtlı. Siz bunun için bize 20 milyon TL evet. Getirsinler biz buradan çıkarız açıklamasını niye yaptınız? Evet dün Serkan Bey onu konuştu. Dedi ki benim o zaman verdiğim öyle ya biz buraya kiraladık. Paramızı peşin verdik. Şimdi peşin verdiğimiz bir parayı bize iade etmeleri gerekir. Kim ama o? O günün 5 milyonu bugün ben aynı şartlarda aynı şekilde bir otel tutabilmem için bu kalabalığa bir otel tutabilmem için benim aynı koşullarda 20 milyona ihtiyacım var. Kimden talep onu ediyorsunuz dedi ki, bu parayı? Getirsinler çünkü buraya harcama da yaptık. Kimden talep ediyorsunuz efendim? Onu anlamaya harcama çalışıyoruz biz. Kim çıkaracaksa bizi onlardan. Yani kim çıkaracaksa ki, bizi ondan istiyoruz. Yasal hakkımızı tesisi, istiyoruz. Tesisi Kültür ve Turizm Bakanlığı... iptal etti. Orada işte kaymakamlığa gitti. Jandarma görev yapıyor. Tüm evet. Bu resmi kurumlar size 20 milyon evet. Öderse mi siz oradan çıkacaksınız? Hanımefendi o bizi çıkarmak isteyenlerden Serkan abinin söylemiş olduğu bir şey. Çünkü buraya biz paramızı vermişiz. Peki paramızı verdiğimiz şeyi isteme hakkımız yok mu? Bakın iptal edilme diye bir sizin şey söyleyeyim. Orada Hülya Hanım Halil bana Koç'tur. Tasdik edecektir bu konuda. Bakın, Halil Koç'tur. Bahsi geçen aynen. Şirketle. Burada Hülya Hanım tasdik edecektir. Halil hukuk, Bey, Halil efendim, Bey bakın yani söylüyorum. Sizin, bakın, hukuki diyorlar ya. Köy diyor ki köy bu diyor mülkiyeti bana ait. Siz evet. Yayınlarda diyorsunuz ki burası özel mülkiyetti. Hayır değil işte orada bir yanlış var. İyi araştırmıyorsunuz. Size kim ihbar ediyorsa yanlış. Mülkiyeti köyün değil. Burası devletin arazisiydi. Araziyi Halil Bey 49 yılına yap işlet tamam devletle işte, aldı. Tamam işte köy güzel kişi. Sözleşmesi, tarafına küçük bir hamam yaptı. Kira sözleşmesi tüm mesele bu edilmiş. Bu bungalovlar aradan 5 sene geçtikten sonra yapılmış şeyler. Gerekçeleri ve köylünün şunlar, burada bir tesiste hakkı size yok. Size gelen Hasan Bey size bizden gelen. Bizden önce de zaten o yüzden gelemiyorlardı. İhtarnamede biz yine de davet ettik. Buyurun gelin diyor ki, dedik. Devam eden soruşturmalar, özensiz kullanım, çevreye verilen evet. Rahatsızlıklar sebebiyle
sözleşmeyi feshediyorum diyor ve önemli bir sebebin varlığı halinde kim diyor? Kanun Halil kim diyor kim? Halil Bey mi diyor? Evet. Evet, size ihbarname gelmiş. Halil Bey mi diyor? Borçlar Kanunu'nun 331. maddesi uyarınca... Peki bize niye ulaşmamış o ihbarname? Bu ihbarname size Aralık peki, ayında tebliğ edilmiş 3 ay Peki, o ihbarname Halil Bey'in bizden bir şikayeti yok ki. Var. Hakim Bey, Halil Bey'i yakıyorlar. Adamı sabah arıyorlar, akşam arıyorlar. O da sizi şikayet etmiş. Sabah arıyorlar, akşam arıyorlar bazı kurumlar. Özel, ve şimdi gidip, şunu söyleyeyim, özel bir... Bir dairede oturuyorsunuz. Halil Bey dedim ben şirket orada oturan vermedim. Kiracı o kirayı ödedi ve orada kaldığı için hayat boyu oranın sahibi olamaz. Hayır. Ev sahibi takdir ettiğinde hanımefendi biz de bunu iddia etmiyoruz hayır, zaten. Bir yıl sonra zaten çıkacağımızı beyan ettik. Bu sözleşmeler biter. Bitebilir. Bu çok insani bir durumdur. Hayatın olağan akışı içerisinde olabilir. Hanımefendi ama o zaman sizin... diyoruz ki işte eğer sözleşmeyi bitiriyorsa paramızı geri versin. Paramızı geri versin biz gidelim. Ben şunu anlamak istiyorum. Şey değiliz yani. Sizden şunu anlamak istiyorum. Şimdi siz kendinizi bir grup olarak tanımlıyorsunuz değil mi? Yani sürekli kardeşler söylemeyeceğim biplenmesin diye. Siz bu kişiye Mustafa Çabuk denilen kişiye inananlar, kardeşler ve aile olarak inananlar olarak tanımlıyorsunuz. 170 kişilik bir aileden bahsediyorsunuz. Şu anda hani bu sizin grubunuzun başı olan kişi Mustafa Çabuk ortada piyasada yok. Saklanıyor. Ortaya çıktığında, yasal süreç başladığında, onunla ilgili işte mahkemelerin takdir ettiği her şey uygulandığında ya ceza alacaktır ya almayacaktır. Bir saniye. Ya ceza alacaktır, almayacaktır, hastaneye yatacaktır. Dosya veya dava yok ki nasıl bir yasal süreç başlayabilir? Bak Hasan Bey, her şeyin bir süreci var. Bir size ceza verildiğinde 30 yılda yatarsınız, 40 yılda yatarsınız, 3 yılda yatarsınız, 5 yılda. Ama ne yaparsınız? Tamam, dava olur, sonuçlanır yatar ama dava yok, dosya yok. Yaptığınız suçu bilir. Bizim derdimiz bu. Adalet Bakanlığı'nı davet ediyoruz lütfen. O suçun karşılığı mahkemenin sizden. Mülkiye müfettişlerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yetkilileri buraya davet ediyoruz. Bu kişinin diyor ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatmasını biz diyor uygun gördük. Bulduğumuz takdirde kendisini... Neye göre uygun görmüş hanımefendi? Bilmiyorum peki, ben dosyanın tamamına... 40 gün önce akli denge raporu değilim. Aldırmışsa... Uygun peki 40 gün diyor. Önce bir doktor ve hastane Bey, akli dengesi yerindedir Hasan demişse... Bey, Hasan 40 gün sonra nasıl uygun görebilir Hasan bunu? Hasan Bey şunu dava anlamıyorsunuz. Dosya yok diyorum Esra kazı çalışmasından Hiçbir dolayı dava yok, yakalandıktan sonra diğerleri hakkında cezai işlem yapılmış... Bu hanımefendi kişi için o yakalanmadı. Bu işte uygun görülmüş. Bak, bununla ilgili ruh ve sinir Mustafa Çabuk'la ilgili herhangi bir kazı davası yok hanımefendi. Hasan Bey bana... Mustafa Çabuk'la ilgili hiçbir kazı davası yok. Bir saniye. Mustafa Çabuk'u korumayın. Hiçbir ben şey açılmamış. Kararları, ona mahkeme tutanaklarını 18 günü hücrede olmak üzere yatırılmış. Veriyorum size. Ve şu anda bu kişi ortada yok. Desteği için demişler hastaneye deliler yatar. Esra Hanım kimse beyefendi istemez. Çok özür dilerim. Grubun liderliğini şu anda kim yapıyor? Bu kişi ortada yok. Kaçması ve saklanması gerekiyor. Şu bizler anki dönem... bizim lidere ihtiyacımız yok. Bizler hepimiz istişareyle bakın. O zaman grup olarak istişareyle karar alıp oturan aynı ailede nasıl olur? Oturursunuz bir konuyu tartışırsınız, karara bağlarsınız. Biz ama istişare yöntemiyle hayır, aile içerisinde bile bir yöntemini uyguluyoruz. Kendi içerisinde bir hiyerarşi başka vardır. Başka hiçbir şey uygulamıyoruz. Herkes o evin içerisindeki kurallara hayır, tabi olmakla zorunludur. Yaşı büyük olan abilerimiz evin... var, amcalarımız, dedelerimiz Bey, var. Burada bakın. Küçücük bir evin bile abiye hürmet vardır. Başka hiçbir Hasan Bey yok. Bir ailenizde küçücük nasıl yaşıyorsanız Esra Hanım öyle. Hasan Bey zaten. Gerçekçi olalım. Küçücük çekirdek bir ailenin bile kurala ihtiyacı vardır. Her evin yazılı olmayan kuralları vardır ve hepimiz o kurallara sistematik olarak uyarız zaten. Bulunduğumuz yerlerde de, çalıştığımız yerlerde de, bulunduğumuz gruplarda da hepimiz bir sistemin parçasındayız. Siz kendinizi aile diyorsanız bu ailenin bir reisi olacak. Reis yok şu anda. O zaman atanan ikinci reis olması ve bir tamam yok hayır, ortada. Mehter Aleyhisselam etrafında yok, onun vekilleri var sosyal medyada. Tamam, siz o yokken vekili istişare olarak diyorum. Tanımladığınız bakın, Münir Kuş, bizde, Serkan Öztürk var. Bunlar mı vekillik kimse, yapıyor? Ya vekili değil. Ama siz yazmışsınız oraya vekili diye. TikTok'lara, YouTube'lara siz yazmışsınız. Hanımefendi vekil bir konuda... O konuda bakın dedim ya size burada herkesin bir görevi var. Herkesin bir görevi var. O zaman o size konularda sizin eylemlerinizi herkesin bir ayrı Hasan vazifesi Bey, ve Hasan yeteneklerine Bey, göre Hasan Bey, geçmiş hayatındaki tecrübelerine göre burada insanların bir şeyi var. Sizin Münir amcamız da geçmişte İslami ilimler konusunda çok üst düzey bir insan. Bir bakın şey hiçbir alim onunla tartışabilecek seviyede olduğunu ben düşünmüyorum. Hasan Bey, o konuda dini konularda konuşmak üzere
O abimize yetki verilmiş. Anladım. Yani bir yetki sınırlanması. Bakın, sorunuz bir varsa diğer soruya geçelim. Otururuz, istişare yaparız, karar veririz. Tamam, peki, burada asla bireysel bir yetkilendirme. Çok özür dilerim. Şunu sorabilir miyim? Ne olur? Bunu anlatamadım. Savaş çıktığında, siz bunu tabii kendi söylemlerinizde olduğu için söylüyorum. Savaş çıktığında lideriniz kim olacak? Evet. Bununla Mustafa ilgili Çabuk, videom da var. Mustafa Çabuk yok. Efendim? Bir savaş çıksa, bu savaş ara bir savaş çıktı. Diye bir şey yok hanımefendi, bakın. Ama siz bunu söylüyorsunuz. Biz kendimiz gidip tek başımıza savaşmayacağız. Ordumuza katılacağız. Ne ordusu? Ne niye? Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordusuna mı dahil hanımefendi, olacaksınız? Hanımefendi, kendi ordumuza, Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusuna, Türk ordusuna katılacağız. Bakın videom var bununla ilgili. Türk Gidiniz Silahlı Kuvvetleri'nin ordusuna mı dahil olacaksınız? Seferberlik emirlerini iyi incelesin. En hızlı şekilde sefer görev yerlerine nasıl gidebileceğini araştırsın. Çünkü ani bir savaş ama durumunda devletimiz bizleri çağırmaya, bunun için o an böyle için bir gruba imkanı olmayabilir. Bunları öğrenin. Böyle bir durumda biz insanlar için millet olarak zaten şey yapın, hazırlayın şey diye bakın çağrı biz, yapmışız. Hasan Bey araya bununla girebilir miyim? Bununla ilgili de benim videom var. Hasan Bey. Bir yerlere çekmeye gerek. Biz, Hasan biz Bey, ben bir yere çekmiyorum. Ki gidip savaşalım. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olan her erkek vatani görevini yapar. Ya. Bunu yapmasının en önemli sebebi de evet, olası yaptık, bir saldırıda yaptık, herkesin bu eğitime tabi olmasıdır. Evet. Bu sebeple sizin bağımsız evet, bir şekilde doğrudur. Grup olarak ayrıca bir ordulaşmaya, gruplaşmaya ihtiyacınız yok. Bunu zaten Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizden, kadınlardan, çocuklardan istediğinde hepimiz gitmez miyiz? Böyle bir ordulaşma yok ki burada. Bizim beraber yaşamaya ihtiyacımız mı var hanım aile zaten olarak? Zaten yok. Ama olmayan bir şeyi bize isnat ediyorsunuz. Bizim ama siz savaşa hazırlık bunu dediğimiz geride kalan kadın ve çocuklarımıza gıda ve enerji hazırlamaktan ibarettir. Buyurun. Geri kalan biz erkekler zaten devletimizin emrine koşacağız. Yani bin savaşacağız. Kişi olunca. Bizim oradaki çağrımız, savaşa hazırlıktaki kastımız, sefer görev emirlerinizi iyi inceleyin. En hızlı nasıl ulaşabilirsiniz onlara bakın ve devletimiz olur Türkiye, da ani bir baskın olursa, yok, insanları davet şey etmeye Hasan zamanları Bey, olmazsa Hasan Bey, sizler koşun diye çağrı yapıyoruz. Kesmeden, biz kendimiz kendi başımıza savaşamayız da. Soru var, bunu dinleyin cevaplayın. Silahı hepimize Hasan yeter. Bey. Hasan bizim Bey, silaha ihtiyacımız yok. Biz bunu anlatamadık insanlara. Gördüğümüzden sorumluyuz. Lütfen sözümü kesmeden sizin tarafı evet olduğunuz ve elinizde topayla bir kişiye vurduğunuz görüntüler var. Bu görüntülerle ilgili ben buraya, değilim hanımefendi. Bakın yalan söylüyorsunuz. Eğer sözümü bilmeden söylüyorsanız yanılıyorsunuz. Bilerek bu söylüyorsanız yalan söylüyorsunuz. Buran ben değilim hanımefendi. Bakın buran ben değilim. Tekrar izleyin videoları. Eğer göz probleminiz yoksa o videoyu tekrar izleyin. Ben peki, değilim o. Peki videoyu ekrana verelim. Böyle sorunuz sorun lütfen. Bakın ispatladığımız halde Hasan Bey soruyu duyun öyle cevaplayın. Neyi? Seyircilerden gelen. Ama beni sopa vurmakla suçluyor. Ben değilim ki. Hayır, neyin o zaman? Manipüle ediyor. Siz değilsiniz kefareti. Ben şu anda. Bakın kefalet, sözleşmeler var. Ziyaretçi formu adı altında düzenlenmiş. Ziyaretçi bir terminal. O sözleşmenin oteli taraflarını bana okur musunuz? Hukukçusunuz. Okuyamam, sözleşmede iki taraf okuyamam olur. Kimin adına ama yapıldığı da yazılıdır. Ben o zaman sayıda, A4 kağıdına bir çok tane yazayım. Hayır, ATV A4 bana kağıdı. Bunu niye yaptı deyim. Size suçlayayım. Olur mu? Kendim de imza atayım. Bu kişinin TC kimlik numarasıyla herkesi kimlik numarasıyla size bildiririz. Hanımefendi kendisi kimse o. Cumhuriyet numarasına bakarım. Onda o sözleşmenin ne işi var? Bizde olması gerekiyor değil mi? Ama bakın yalan olduğunu buradan anlayın. Sözleşmede hukuki bir sözleşmede iki tarafın da imzası olur. Tamam ama iki ismi kimin adına yapıldığı yazılır. Ya orada bir madde var dün okudum. Kişi buradaki kişi diyor Mehdi'yi anlatır. Ya buradaki kişi kendini maddeye koyar mı? Bu kadar uydurma olduğunu anlayın Allah aşkına. Biz i̇şte ise tamamen değil devletin tam sizin anlattığınız gibi mühürlü belgelerle tam sizin bilgiyi gibi vereyim hemen. Bedelim üzeri. Sonu 55-71-55 numaralı MA'ya ait bir sözleşme. TC kimlik numaraları tüm adres bilgileriyle kayıtlı. Diyor ki, karşı tarafı kim hanımefendi? Ben diyor kısas uyguladığım zaman senin bedenini de vereceğim zarardan sorumlu değiliz biz diyorsunuz. Ben de hanımefendi size onu yapan biz değiliz ki size diyorum ki bunu kim imzalatmış? Kim imzalatanın da sözleşmede bir imzası olmasın. Tabii ki var. Diyorum. Ben A4 kağıda gideyim. Hayır. Grupla ilgili böyle itham edici şeyler yapmayayım. İtham etmiyorum imzalı belge. İkinci sorumu soruyorum Hasan Bey. Hilafeti tamam. Muhammediye adı altında imzalı dediğiniz amacınızı belirttiğiniz, amacınızı belirttiğiniz, yayına böyle verdiğiniz, bir sözleşme olamaz. Bakın yayına verdiğiniz siz, basılı olan siz eserlerde. Siz kalını bilen insansınız. Ama yani böyle bir sözleşme ki, olmadığını biliyor musunuz? Önce bir dinlemeyi öğrenme oğlum be. Kim amacım, yapmış içene ne? Amacım diyorsunuz İyi de ki teyzeciğim
Bakın adam kendi imzalamış, bize isnat ediyor. Ya bir karşı tarafı bir dinle bakalım. Ha, tamam, yine kesildiğini söylüyorlar. Varsa çıkar. İkinci soruyu bakın, sormak istiyorum. Bakın sesimi yine kesildiğini Hasan söylüyorlar. Bey. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Yine dinleyeceğiz. Şey, ay, bakın, ama bunu ya, yapamazsınız. Bile sesim hala kesildi, yapamazsınız. Benimle ilgili kendinizi, bile bile sizi inananlara karşı silahlanıyor diye sorumlu benim şahsıma iftira atıyorsunuz. Onlar sizden hani ne bileyim bu o yayınlardan sonra sizle ilgili her şeyi sorguladıkları için size işte bağlı olan ya da bugüne kadar WhatsApp gruplarından yazıştığınız, kadın gruplarından yazıştığınız kişileri kaybetme tehlikesi yaşadığınız için mi böyle bir ispat yoluna girdiniz? Bu sebeple mi? Atıyorum bir siz yayın yapıyorsunuz. Bizim kalabalıkla hiç derdimiz yok, emin olun. Biz Ağva'da 30 kişiydik, dünyanın en mutlu insanıydık. Biz ne zaman kalabalıklaştık o kadar derdimiz çoğaldı. Biz kalabalık isteyen bir insan değiliz. Evet. Bunu da arz edeceğim. Bizi dinlesin. Ana kendilerini buna göre ellerinde düzelsin. Hep siz diyorsunuz bakın, bunları. Bugün biz İslam'ın birliğine davet ediyoruz. Siz olduysan gönder kızımı, gönder. Ve bunun rol modeli olarak yaşamaya çalışıyoruz. Hilafet-i Muhammediye grubu size mi istiyorum aittir Hasan Bey? Eğer bugün herkes... Hasan Bey, Hilafet-i Muhammediye... Bugün sizin bin parça olmuş İslam aleminin eğer birleşmesinden bir ümidinizi kesmişseniz bunun delili biziz. Çünkü bizler bak, bir arada her görüşten olmamıza rağmen kardeşçe Hasan yaşayabiliriz. Hasan Bey, siz de evlerinizde, ülkenizde, mahallenizde böyle yaşayabilirsiniz. Bunun örneği izliyorum. Anladık, arkadaşsınız. Lütfen. Hadi. Şimdi bakın Hasan Bey, eğer Hilafet-i Muhammediye grubunun evet, sizin arkadaşlarınızın grubu olduğunu düşünüyorsanız burada bir madde var. Görev tanımı şöyle yapılmış. Sözde Mehdi'nin birinci görevi, vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. İkinci vazife de gayet büyük sözde bir şey. Bana okuduğunuz belgeyi söyleyin. Nedir bu? Afaki konuşmayalım. Uydurma, ne demek? Uydurma bir kağıt üzerinden bana ne bunları demek okuyorsunuz. Bu? Ne demek bu? Uydurma bir kağıt. Şimdi sürem kısıtlı olduğu için artık programa veda etmek durumundayım. Hasan Demir'in şu anda sesi kesildi yayına veda ettiğim için. Söz hakkını, cevap hakkını kullandı. Bu arada aslında durumun bir de şöyle bir şeyi var. İstanbul'da kendini Mehdi ilan eden 3-4 kişi de varmış. Bu sebeple onlar da kendi bulundukları üyelerini korumak amacıyla onlar da başka bir şey yapıyorlarmış. Şimdi bu arada kendini Mehdi ilan edenler arasında da bir mücadele ve bir savaş var. Ve bu yaklaşık bir yıldır süren bir şey. Ama dediğim gibi Allah'a inanın, peygambere inanın, kitabınızı okuyun. Zaten oku diye başlıyor bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Bu sebeple inancınızı yaşarken ailenizi, sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Onları terk etmeyin. Çevrenizdeki herkese ibadetinizi yaparken iyi bir insan olma gayretinde örnekte olun. Kimseyi ayrıştırmayın ve bölmeyin. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nefes aldık çok hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Yani Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.